Merhaba canlar, hoş geldiniz. Mukaddes Pekin Başdil ben. Bugün biraz daha geç olsun istedim. Bugün Yoga Vakfı Başkanı ve kurucusu, merhabalar, hoş geldiniz. Sevgili Celil Bey bugün sizde, Ebru Hanım bugün şehirler arası bir yolculukta olacak zannediyorum. Hoş geldiniz hepiniz canlar. Bugün yoga konuşacağız. Yoga Vakfı kurucusu ve Yoga Vakfı Başkanı, namı diğer sevgili Yogi Baba Adnan Çabuk'la birlikte olacağız. Şimdilerde gelir gelmez hemen size bağlıyor olacağım. Artık hayatımıza yavaş 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 yogayı da koyalım. Bugün hocam biraz yoganın felsefesinden bahsederse bize, hoş geldiniz canlar hepiniz. Hocam hoş geldiniz. Hemen hocam bağlandı. Evet, artık yavaş yavaş yoga ile tanışmayanların da yoga ile tanışmak zamanı geldi diye düşünüyorum. Yoganın namaste. Namaste. Ruhum sizin ruhunuzu selamlıyor. Oy 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 canımsınız. Benim bütün ruhum, bütün hücrelerim sizi selamlıyor hocam. Üstadım. Zaten hep tek ruh var da o ruhlar işte bölünmüş bütün bedenlerin içinde tek ruhuz hepimiz. Hamdolsun. Hamdolsun. Canım hocam, canım hocam. Hoş geldiniz tekrar. Ben sizi yüreğinizden öpüyorum. Canım hocam. Hoş geldiniz. Sevgiyle selamlıyorum sizi. Buyurun Mukaddes Hanım. Hocam, bir kere bu hafta sonu çok çok üzüldüm. Biraz önce tekrar programa baktım. Şahane ötesi bir organizasyon. Buradaki camları da kapatırken tekrar hatırlatalım. Katılmak isteyenler katılsın. Bu senede bir kez mi oluyor hocam? Yani kaçırdım mı şimdi ben bu fırsatı? Şimdi bu festivali biz her sene 21 Haziran Dünya Uluslararası Yoga Günü olarak kutluyoruz. Çünkü bütün dünya kutluyor. Birleşmiş Milletler Dünya Yoga Günü'nü 21 Haziran olarak kabul etti. Senenin en uzun günü. Onun için her sene kutluyoruz. Fakat da bir açıkta kutluyoruz. Biz dışarıda tam bir festival. Fakat bu sene biliyorsunuz bu korona kardeşimiz bizi biraz şey yaptı. Oyaladı. Onun için bir online yapıyoruz bu hafta. 4 gün. Vazgeç. Peki Yani ama bir dakika Eyüp hocam hoş geldiniz. Peki bundan sonra yani biz bir araya gelip bunları yapamayacak mıyız? Neyse birazdan bunu konuşalım. yapacağız, yapacağız. Bu hep, korona hep kalacak değil ya. Şimdi biz online yapıyoruz. Sonra tekrar yapacağız. Aa, çünkü bizim hayallerimiz var. Buradaki canlar yavaş yavaş sevgili Zuhal'in de organizasyonuyla dün de Nazifem'le birlikte konuştuk bunları. Artık yavaş yavaş bunların içine hep birlikte girelim. Hep birlikte bir okulun parçası olalım istiyoruz. Buradaki canlar yavaş yavaş gelecekler birazdan. Hepsi çok heyecanlı. Zuhal'im hoş geldin sen de. Eczacı arkadaşlarım, dostlar tekrar hoş geldiniz. Hepinizi çok seviyoruz. Hocam birkaç dakika ben sizi biliyorum. Birkaç dakika, bir iki dakika hemen sizden bahsedelim mi canım hocam? Sizi bilsinler. Siz dilediğiniz gibi buyurun dinlerim. Yok 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 siz Benden bas siz tanıtın hocam kendi peki. sizden dinlesinler hocam. Şimdi tabii ki kendimi anlatmak zor ama şöyle söyleyeyim madem ki başladık. Bakın ben size bir kitap göstereceğim. Bunu size de sonra inşallah kısmet olacak. Bakın bu benim yaşam hikayem. Sessizliği bozmadan Sessizliği Mezopotamyalı Yogi'nin yaşam serüveni olarak geçiyor. Çok eğlenceli bir kitap tavsiye ediyorum. Okumayanlar alıp okusun. Ama ben basit bir şekilde işte ne kadar olacaksa söyleyeyim. Mardin'de doğdum, Diyarbakır'da okudum, Ankara'da okudum, İstanbul'da okudum. Sonra maceraya başladım bir hippie olarak. Hani hızlı hızlı gidiyorum. canımsınız. Evet. Ve işte Londra hippie devresi 70'ler. Beatles'lar, Pink Floyd'lar böyle devam etti. Tabii ki İsveçler, Amerika, Hindistan, Nepal, Brezilya, Tayland, ne bileyim ben işte böyle bir dünya hikayesi.
ben macera olarak yola çıktım. Hayatı arayan kişiydim aslında. Yani hayatı arıyordum. Daha genç yaşlarımda Batı'da dünyevi hayatı aradım. Eğlenceyi, keyfi o yaşıma göre, hani madde dünyası ya, o yaşta bir genç ne ister? Onlarla uğraştım. Sonra belli bir yaştan sonra, 40'ından sonra da dedim tamam, bu iş anlaşıldı. Şimdi içsel dünyama bir şey vermem lazım. Onun gelişmesi lazım. Doğuya gittim ve hep üstad aradım. Her Vay tarafı, canına. Evet. Ve son 30-40 sene üstad aramakla geçti bütün ülkelerde. Ve nasip oldu. Çok değerli üstadlarla oldum. Nasip oldu. Hani kısaca ben anlatayım dedim. Çünkü neresinden anlatacağımı bilemiyorum. Şöyle bir çizgi. Size de dokunmak bize nasip oldu. Size de dokunmak bize nasip oldu. Hamdolsun, şükürler olsun hocam. Hocam, şimdi siz de zaten, süreç tamamen sizde. Ben hiç konuşmayacağım. Ben kendimce 20-25 yıldır yogamı yapıyorum. Yoga felsefesiyle başladım. 25 yıl önce bu işe, Hindistan'a gittim. Ben de biraz bunların içinde kendi çapımda yorulmaya çalıştım. Ama sadece amatörce, kendimce. Mesela benim bulunduğum şehirdeki bir yoga hocamız vardır. Ben de esinlenerek bugün Denizli'nin bir numaralı yoga hocası. Yani bir dokunuşlarım oldu. O şu anda hani boynuz kulağa geçer. Şu anda çok güzel bir üstad da oldu Denizli'de. Fakat şimdi hiç bilmeyenler için, burada bilmeyen canlar var. Hiç yoga yapmamış olan insanlar var. Ben tamamen hiç konuşmadan size bırakayım. Siz yorulduğunuzda ben gelirim sohbete. Ben böyle yorulduklarında şarkılar falan söylüyorum. Şaka hocam. Yani şimdi, sizi ben dinlendiririm. Fakat siz konuşun, ben susayım. Üstad varken bana konuşmak yakışmaz. Hocam, buyurun. Yani burada fısıldaşacağız. Evet. Peki. Şimdi sizin bütün yaptıklarınız, hani siz de işte Hindistan, işte yoga, ne yapmışsanız zaten hepsi çok doğru. Herkesin kendi şeyi var, programı var. Tamam mı? Hepsi de doğru. Hiçbir şey yanlış değil, eksik de değil, fazla da değil. Size nasip olan zaten oymuş. Ve evet, devam ediyorsunuz. Onun için hepsi doğru. Burada hiçbir soru yok. Şimdi ben New York'ta yaşarken, hemen o yogaya gireceğimiz için, 40 yaşlarındaydım. Ve Tai Chi Chuan yapıyordum. Çin yogası. Ve öğretiyordum da. Ve aynı zamanda aerobik hocasıydım. O zaman aerobik çok modaydı. Şimdiki pilates gibiydi yani. Evet. Onu da yapıyorduk. O zaman YMCA'deydim. Westside Manhattan'da YMCA var, kulüp. Çok meşhur. Orada yapıyordum bunları. Sonra bir gün dizlerim incindi. Hocaya sordum, benim dizlerim niye incindi diye. Dedi ki 4 senedir zıplıyorsun bu aerobikte. Ya dedim, nasıl hocasın sen? 4 sene sonra, incindikten sonra söylüyorsun. Baştan söylemedim bunu olacağını. O gün içimdeki ses. Ve ben o güne kadar yoga hiç duymamışım. Yani çok net bir iz yok bende. Belki duymuşum ama önemsememişim. Her zaman olduğu gibi benim hayatımda hep içimdeki ses beni uyandırmıştır. O andan içimdeki ses, bundan sonra yoga yapacaksın dedi. Hemen terk ettim. Ne aerobik kulübü de terk ettim. Gittim yoga hocası aradım. Güney Amerikalı bir hatun ilk hocam oldu. Ve tabii ki ilk önce fiziksel hareketlerle başladı. Çünkü bütün millet dünyada öyle başlıyor. Hatta fiziksel boyutta. Evet. Herkese başlar genelde. Ve biraz öğrendikten sonra ha dedim. Çünkü ben çok esnektim zaten. Aerobik yapmışım. Tai Chi, Tandumi yapmışım. Gençken ben 15 yaşında aletli jimnastik kulübünde Ankara'da bölgede akrobatik şeyler yapmıştık. Yani esnektim, çabuk kavradım. Fakat ilham geldi. Yani yoga bu kadar basit olamaz. Sonra ben her yaz geliyordum Türkiye'ye. Kulüp Patara evleri, Kalkan'da benim çok sevgili dostum Turhan Kaşun'un yaptığı çok güzel bir köy var. Kulüp Patara evleri diye. Orada kalıyordum 6 ay. Orada şamanlık yapıyordum. Gelenlere sağlıklı beslenmeyi, Tai Chi Chuan öğretiyordum. Böyle keyifli bir devreydi. Fakat bir de yoga öğretiyorum tabii bu ara artık. Fakat içimdeki ses dedi ki, bu çok ciddi bir konu. Çünkü çok esneme olduğu için, çok esneme var.
esnetme var vücudu her tarafa. Her an birisini incitebilirsin. Hakkın yok. Bu işi az biliyorsun. Senin bu işi temelden öğrenmen lazım ki kimseye zarar vermemen gerekiyor. O kararla ben hemen Hindistan'da buldum kendimi. Orada en iyi okul, Swami Sivananda devletin en çok okeylediği bir okul. Orada ben ve en nihayet sertifikayı aldık. Sertifikayı aldık, zannettim ben bir şey oldum. Meğer asıymış. Ha. Sonra anladım ki ya biz daha bir adım atmışız. O kadar yol aldıktan sonra şimdi kuru bulmam lazım. Bu iş alfabeyi öğrenmem sadece. Hani lügatı öğreniyorum. Daha cümle kurmak lazım, şiir söylemek lazım. Alfabeyi tamam ama bir üstad gerekiyor. Sana bu yolu gösterecek. Onun peşine takıldım. Hocaların peşine takıldım. Fakat tabii sonra döndüm. Yani bu tabii atlayarak gidiyorum. New York'ta ben bunu keşfettikten sonra, Türkiye'de belirttikten sonra tekrar New York'a döndüm. Sertifika aldıktan sonra New York'a döndüm. Orada Florida'da yaşıyordu eşimle. Madame Lourdes'le. Ve artık resmen ben artık burada yoga öğreteceğim diye başladım. İlan ettik. Orlando şehrinde ilanlar astık falan. Geldiler. Ne alacağız? Dedi ki biz hibe olarak alalım da ayıp olmasın. Yazdık. Ne istiyorsanız onu ödeyin. Tabii Amerika bu konuda biraz fakir. $1 falan veriyorlar derse. $1. Gidiyorlar. Komikti yani. Ama o değil. Konu para değil ama baktım ki çok satıftalar. İçeriye giremiyorum onlarla. Çok zor oluyor. Hep spor yapmak istiyorlar. Yani spor. Onu spor olarak, onlar spor olarak görüyorlar yogayı. Onlar spor olarak görüyorlar. Fakat bunun öyle olmadığını ben anladığım için dedim ki bu iş böyle olmaz. İçimdeki ses sen bu muhteşem sistemi git ve Anadolu'da Türkiye'ye senin toplumuna yayacaksın. Senin misyonun bu olacak dedi bana. Vay canına. Evet. Bana çünkü bu ilham geldi. Çünkü o kadar güzel bir sistem ki insan oğlu için bakın iddia ediyorum. Bunu senelerde iddia ederim. Yine iddia ediyorum. Bugüne kadar asırlar geçti. En eski sistemdir. İnsan oğlu için keşfedilmiş. Ve halen en iyi sistemdir. Dünyada insan oğlu için keşfedilmiş en sağlıklı, en bilinçli bir numara yaşam tarzıdır. Daha iyisini göremedim. Spor yerine ben insanlara hep yogayı öneriyorum hocam. Yani spor yerine 15-20 dakika bir yürüyüş her gün günlük olarak ve yoga. Yani yogayı hala hareket zannediyorlar. Tabii yoganın felsefesi var. Yoga bir felsefe demektir. Önce bunun aşkla anlatılması lazım hocam. Aynen. Söylediğiniz gibi. Yoga spor değildir bakın. Din değildir. Sağlıklı ve bilinçli yaşam tarzı bir yaşam tarzıdır. Sağlık ve bilinç içinde yaşam tarzı. Şimdi tabii çok detay var ama ben böyle geldiği gibi anlatıyorum. Ve dolayısıyla atladım Türkiye'ye, İstanbul'a geldim. Ve yoganın yayılması için hemen harekete geçtim. O zaman iki tane hoca vardı. Tanıştık. Yogi Kazım. Halen hayatta ve muhteşem. Tam bir hatha yogidir Yogi Kazım. 100 yaşında galiba. Ama safa sağlamdır. Yani 50 yaş falan gösteriyor. Vay canına. Evet. Yogi Kazım meşhur. Ve çok maşallah. Çok uğraşmış. Şifacılık yapmış. Eklem, enerji bedeni başarılıdır. Ve Müheyya Hanım rahmetli oldu. O da 80 falandı o zaman. Ve kimse yok başka. Şimdi bu hocalarımız, saygılı hocalarımız genelde fiziksel boyutuyla, şifa boyutuyla uğraşmışlar. Benim yapmak istediğim şey şuydu. Yoganın felsefi, etik, ahlaki temel bilinciyle öğrenilmesi. Çünkü sadece fizik olarak öğretilirse işte akrobatlar var sirklerde. Onlar en yogiler yani. Değil mi? O içsel yapıda ulaşamamış. Halen kızıyor, halen bağırıyor, halen dedikodu yapıyor, halen bencil, halen açgözlü ama her tarafa bükülüyor. İşte o yoga değil. Onun için. Müthiş, müthiş. Evet. Yoga bunu kullanacağım bundan sonra izninizle hocam. Ne demek? Bütün vücudu esnek, bütün vücudunu bükebiliyor, kullanabiliyor ama öfkeli, ama ego var, ama kızabiliyor, kızgın. Normal vatandaş. Hırsı var, evet. Normal vatandaş. Fiziksel boyutta evet ama içsel, evet.
fiziksel boyutta normal vatandaş olarak kalmış. Yoga, evet. Yoga bu değil. Yoga üç boyutta. Yanınızda içecek bir şeyiniz var mı üstadım? Bir şey var mı? Su var efendim. Ha, su var. Peki ben de çayım, bir bardak çay almıştım. Çay normalde. Bana çay mı ısmarlayacaktınız? Oh canım, canım, canım hocam. Ben içemem artık. Üstadım içmeden ben çay içmem. Hayır, lütfen için. Hiç, Evet. Lütfen. O size hakkınız. Lütfen için. Ben canım hocam. sevinirim. İçerseniz sevinirim. Peki, canım hocam. Peki. Ben de Teşekkür çok ederim. az içiyorum çay. Teşekkür ederim. Sağ olun. Lütfen geldiği gibi. Ben de susadıkça su içerim. Problem yok. Kural yok. Bak, ben talebelerime şimdi anlatacağım biraz daha. Her sene bir gruba eğitmenlik kursu açıyoruz. Eğitmen yetiştiriyoruz. Ama bu bizim okulun, siz Aşram okulunun donanımlı eğitimidir. Çok donanımlıdır. Ve ben bu arkadaşlar bu sistemde derim ki kural yoktur. Tek kural vardır. Anın kuralı. O anda ne oluyorsa ve ne gerekiyorsa tek kural odur. Çünkü biraz sonra başka bir durum olacak ve başka bir evet. kural gerekecek. Onun için kural yok. Kural devam evet. işte. Nasıl biz kurallara bağlı kalırız ki? Kural yok. Tek kural var. Her anın kuralı. Onun için şu anda bizim kuralımız, siz çay içmektesiniz, içeceksiniz. Çünkü ihtiyacınız var. Hiç kural yok. Saygısızlık değil. Sevgiyle özgür olarak davranalım. Canımsınız hocam. Canım hocam. Tabii, tabii ki. İçin bekliyorum sizi. Ha, güzel. Şimdi mutlu oldum. Teşekkür ederim hocam. Mutlu etmek, görmek beni mutlu eder. Ve devam, çalıştım tabii, çok çalıştım. Ve yayılması için hızlı başladım. Çünkü ben akademide yaşarken Türkiye'de 40 sene önce Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde resim okuyordum. Adnan Çöker'in talebesiydim. Ve mühitim vardı. Bir de mankenlik yapmışım vakfıda falan. Bayağı mühitim vardı ben. Kaçıp gittim zaman. Kaçıp gitmiştim Türkiye'den. Çünkü polis liderlik falan vardı benden. İşte biraz tehlikeli boyutlara gidince çektim gittim. Dostlarım vardı halen. Dolayısıyla hemen yaydım. Ben yoga öğretmeye geldim, yaymaya geldim. Tabii herkes telefonlaştı. Ben bir anda belki 15-20 tane kurs koydum. Bütün İstanbul'da ve Ankara'da. Cumartesi akşamları, şimdi bakın kendimden bahsediyorum gibi oluyor bir ego ama çalışmadan, emek vermeden hiçbir yere gelinmiyor. Her şeyin bedeli var. Ben o bedeli ödeyerek ancak buraya kadar gelebildim. Hepsi beni besledi. Ankara'ya cumartesi akşamları trenle gidiyorum. Pazar günü üniversitede 3 tane ders yapıyorum. Pazar akşamı dönüyorum. Eve gidip üstümü değişiyorum ve beni bekleyen 4-5 derse gidiyorum her gün. 2 sene böyle çalıştım. Yoga yayılsın diye. Çünkü ben yoganın misyoneri olarak geldim Türkiye'ye. Onu yapmak için her şeyi yaptım. Ve oldu. Yani o oldu. Yayıldı. Çok şükür. Ve dolayısıyla da eğitmen yetiştirmeye başladık. Eşim de geldikten sonra Amerika'dan eğitmen yetiştirdik. Ve bizim Siddha Ashram ekonominin talebeleri şu anda fazla da yok. Biz yani şöyle 20 senede sanırsınız 20 bin tane talebemiz yok. Yok öyle bir şey. 150 tane talebe yetiştirdik. 20 senede. Çünkü çok bitip olarak çalışıyoruz. Yani çokluk değil de öz değerler olmalı. Neticede yogaya dönmemiz lazım. Şimdi bu benim hikayemdi. Yani İstanbul'a geliştim. Niye geldim? Ne şekilde yogaya başladım? Yoga bir defa ne değildir ondan bahsetmek lazım. Yoga gerçekten spor değildir, din değildir. Ama içinde spor vardır ve inanç vardır. İnanç nedir? Yoga felsefesinde, bilincinde der ki bir yaratan vardır. Brahma. Yaratılmış. Böyle bir inanç var. Ama dine bağlı evet. değil. Çünkü yoga keşfedildiği zaman 5-6 bin sene önce Hindu dini bile yoktu. Evet. Dinler de geldi. Ki ilk yani dinlerin o içinde ilk din Hinduizm, sonra Brahmanizm, Vedizm ve Budizm geliyor değil mi hocam? Budizm daha sonra evet. En fakat, son Budizm. Evet ve Hinduizm'den önce de yoga var. Evet. İlk.
Çünkü din Evet, değildi o. hiçbir din yokken yoga var. Evet, evet hocam. Yoga o zaman şöyle başlıyor. Hakikati arayan kişiler. Bunlara o zaman rişiler diyorlar. Rişi. Hakikati arayan, hakikati arayan rişiler. 6 bin sene önce. Ve bu bütün dünyada her zaman hepimizin içinde olan bir duygu var. Neden? Biz yaratılıştan gelmişiz de bir yerden koptuk geldik değil mi? İçimizde bir o ruh var. O bizim ana baba ruhumuz. Öz ruh. Tek yok. Anne baba aynı. Tek ruh. O biz içimizde hep bir hareket, bir özlem duyar. Ve babaya, anneye dönmek ister. Onun için sorgular. Der ki ben nereden geldim? Bunu hepimiz sormuşuz o zaman. Ben niye buradayım? Yani ne yapıyoruz bu alemde? Bu bir oyun mudur, tiyatro mudur? Bu soru bütün dünyadaki insanların içinde gelişir. Fakat bazılarında çok naiftir, uyanmaz. Bazılarında rişiler gibi, sufiler gibi çok güçlüdür, ille de arayacak. Yani o hakikati arayacak. Nedir hayatın hakikati? İşte o rişilerde hakikatin yani hakikati arayabilmek için tabii bırakmışlar toplumdaki yaşamı. Dağa çıkmışlar Himalayalarda, nehir göl kenarlarında sükunet içinde tefekküre dalmışlar. Çünkü gürültü olunca su kabarcıkları devamlı hareket halinde suyun içindeki denizin dibini göremezsiniz. Ne zaman ki hiçbir hareket olmadı, aşağı baktığınız zaman suya mücevherleri, her şeyi görürsünüz. Onun Vay için de canına. evet, şimdi biliyorsunuz su kıpırdadığı zaman hiçbir şey gözükmüyor. Ne Evet. zaman düzleşti, bakıyorsunuz 40 metre derinliğinde kalkanda böyledir deniz. Her şeyi görüyorsunuz. İşte bizim zihin de böyle. Zihin bizim dünyevi maddi heyecanımız, ihtiyaçlarımız, egomuz, beklentilerimiz, kaprislerimiz, başarılarımızın hikayesi. Dolayısıyla biz kendi özümüzün bile bilincinde değiliz. Onun sakinleşmesi lazım. Meditasyonla işte rişiler dağda oturuyorlar. Kimse yok konuşacak. Bir hayvanlar var. Böcekler, su, şelale. Bir de yemek de yok aslında. Bazen işte köye gidip çok az bir şey buluyorlar. Yani o da çok önemli. Çünkü arınmak bu işin sırrıdır. Arınmak. Nedir o arınmak? Hakikate ulaşma yolu arınmadan geçiyor. Tevhidden geçiyor. Çok kitap okudum, çok okudum aydınlanamazsın. Arınman gerekiyor. O bir yardımcı olabilir. Fikirsel olarak yol gösterebilir. Ama arınamazsan aydınlanman mümkün değil. Dolayısıyla onlar orada, tabii bunları düşünmediler. Ve böyle oluştu. Yemek yok, çok az su var, çok az yemek var. Gürültü yok, konuşacak adam yok. Onları rahatsız edecek ses yok. Her doğanın içinde kuş sesleri, su sesi, her şey harmoni içinde. Zaten biz doğanın bir parçası olduğumuz için biz doğanın içinde mutlu ve dengedeyiz. Ne zaman ki doğadan koptuk, bu bizim modern hapishanelere girdik, kaosa giriyoruz. Dengemiz bozuluyor. Orada zaten kişi tam dengede. Sükunet, tefekkür. Tabi bu orada bir hafta kalmıyor bu rişi kardeşimiz. Birkaç sene kalıyor. Senelerce kalıyor. Ve tamamen saf bir zihin. Çünkü bizi yoran, insanoğlunu en çok yoran iki tane şey var. Bir, çok konuşmak, çok dinlemek. Yani birisini dinlemek veya konuşmak en çok yoran şeydir bizi. Ben sadece çok konuşuyorum ama. Canım hocam, canım hocam, ağzınızdan çıkan her ses saymatik hücrelerimi şifalandırıyor. Ben buradaki canların da aynı şekilde şifalandığını düşünüyorum. Soluksuz, nefessiz, hiç Eyvallah kesmeden canım. sizi dinlemek istiyorum. Yorulduğunuz zaman biz devreye gireriz. Bu arada Mevlüt Bey hoş geldiniz. Sevgili Taha hoş geldin. Sevgili Zuhal'im tekrar hoş geldin. Eyüp'üm tekrar hoş geldin. Bütün canlar tekrar hoş geldiniz. Seviyoruz sizi. Hoş geldiniz canlarım. Bütün kardeş ruhlarımız hoş geldiniz. Hadi bakalım. Hepimiz Hepsi aynı ruhun parçalarıyız. bizim ruhumuzun bir parçası. Hepsi hoş Hocam geldiniz. ne güzel anlatıyor görüyor musunuz? Ben söylüyorum hocam kadar güzel ve şifalı söyleyemiyorum. Hepimiz tek bir ruhun parçalarıyız. Ve burada şu anda hiçbirimizin bir arada olması tesadüf değil.
Hepimiz, hocam siz hep konuşun. Evet, aynen. Ben susayım, siz konuşun hocam. Nasıl Ben şifa konuşmuyorum o geliyor? an. Ben konuşmuyorum. Ben fısıldıyorum. Konuşma gürültüdür. Bunu da Fısıldama. öğreneceğim. Oy, 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 oy. Evet. Ben Yani. fısıldamayı öğreneceğim. İnşallah niyet ediyorum şu anda. Ben de fısıldamayı öğreneceğim. Sizden öğreneceğim. Dolayısıyla da orada rişiler, kardeşlerimiz hayvanları izliyorlar. Hayvanlar biliyorsunuz kaplanlar, panterler, maymunlar, yılanlar hep izliyorlar. Ve ama onlar da doğanın bir parçası olduğu için de cesur bir şekilde doğanın bir parçası halinde senelerce geçiriyorlar. Şimdi bu arada ne oluyor? Az yemek ama saf yemek. Onlar hayvan öldürüp yemiyor tabii orada. Meyve sebze yiyecekler. Çünkü onlar orada adam kesmeye ya hayvan kesmeye gitmiyorlar. Arınmaya gitmişler. Dolayısıyla da temiz su tabii. Prana su çok yüksek şeylerden su içiyorlar. Şimdi fiziksel beden bu kadar temiz hava, su ve yemekten dolayı arınmaya başlıyor. Zihinsel beden de sessizlikten hiç gürültü olmadığı için arınıyor. Dolayısıyla da aldık verdikleri nefeslerle enerji bedenleri o hayat enerjisi dediğimiz pranayla temizleniyor. Ve kişi üç bedeninde temizlenmeye başlıyor. Arınıyorsa şeffaflaşıyor. Işık bedeni olduğunu farkında oluyor. Işık bedeni. Çünkü biz ışık bedeniyiz de farkında değiliz. Çünkü zihnimiz bizi madde olarak görüyor. Ben buyum şuyum, işte aynaya bakıyorum, benim boyum şu, işte benim kilo şu, benim burnum böyle falan. O değil ki, o bizim kıyafetimiz. İçerideki ruh. Ruh. Ama tabii bir eğitim görmediğimiz için bu konuda biliyorsunuz dünya eğitimcileri bize böyle bir adam gibi eğitim vermediler. Çünkü bizi kullanmak istiyorlar, çalıştırmak istiyorlar. Devamlı çalışacağız, devamlı borç ödeyeceğiz, devamlı koşturacağız. Onların da günahı yok. Onları da öyle öğretmişler. Ama bu öğretiler dergahlarda öğretilmiş zamanında, hakiki gerçek üstadların dergahlarında. Rişilerin de kendi gurukula sistemi dediğimiz, gurukula sistemi o rişiler aydınlanınca, hemen oraya dönüyorum. Şimdi rişi tabii aydınlanınca nasıl aydınlandı? Pırıl pırıl oldu. Toksin kalmadı sisteminde, üç bedeninde. Ve o zamanda o içerideki öz enerji kundalini dediğimiz fırlıyor babaya. Kişisel şuur, evrensel şuurla bir oluyor. Vay diyor kişi, işte ben oyum. Enel Hak bilincine ulaşıyor. Evet. Enel Hak böyle oluşuyor. Sen saflaşırsan, saflaşmak zihinsel boyutta kapris yok, ego yok, kıskançlık yok, kızgınlık yok, öfke yok, bencillik yok. Bunların hepsini yok edemezsin ama dönüştürürsün. Dönüştürüp bunları sevgiye, cesarete, merhamete, şefkate, kabullenmeye, duygular, olumlu duygulara bunları dönüştürebilir. İşte bu zihnin saflaşması, arınmasıdır. Dolayısıyla da fiziksel beden sağlıklı beslenince, toksin almayınca temizleniyor. Bu kadar nefes çalışmaları, açık havada, prana alınca bütün sistem temizleniyor ve aydınlanmaya doğru kişinin şansı artıyor. Herkese nasip olmuyor ama buna ulaşmak için rişiler daha da 20 sene falan kalıyor. 10 sene, 20 sene şansına. Bazıları da 2 senede yallah. Bilmediğimiz nedenlerden dolayı ona nasip oluyor. Şimdi sistem öyle mistik bir sistem ki bu aydınlanma sistemi. Belli bir kural yok. Hani biz gidiyoruz ya 20 sene kaldı. O ona nasip oldu. O işte dergahta şu kadar kaldı. Onun üstadı vardı. Böyle şeyler var ama formül, genel formül. Ama herkes 100 kişi gitti aynı şeyi yaptı. 3 kişi eriyor, aydınlanıyor. Öbürü yine aydınlanamıyor ama aynı şeyi yapmışlar. Teslim olmamışlar. Teslimiyet yoksa arınma yok. Vay canına. Hane şüphe var acaba. Acaba varsa yol alamaz. Ölümüne olsa kabul edeceksin. O zaman ancak arınırsın. Zihni o zaman temizleniyor. Şimdi bizim Dr. Şirimali benim en son üstadım Tantra Master'ı. Yanında kaldım 4 ay. Hindistan'ın en büyük Tantra Master'ı diye biliniyordu. Ve hiç yabancı talebesi yok. Bana nasip oldu. Ben çünkü çok sabırlı ve inatçıydım. İlle de
hocayla olacağım. Yani bütün bedelleri ödedim. Bana çile çektirdi. Gerçek bir çile. Katlandım. Ve beni kabul etti. Şimdi o usta dağda, daha o da rişiyken, yani o yolda giderken tabii bir yere gelmiş. Talebeleri var. Ve herkes gelip, hocam beni de kabul eder misin? Ben sizin dergahınıza girmek istiyorum. Çok isteyen var ama herkesi almıyor hoca. Bakıyor, bunun şeytani duyguları var, bu uyanık bir şey istiyor, gönderiyor. Şimdi böyle birisi gelmiş, beni alın, ne isterseniz yapacağım, sizin için ölürüm. Bunlar da tam Himalaya'nın orada bir yerdeler. Ölürüm, ölürüm. Ölür müsün diyor hoca, evet. Atla bakayım, öl. Tam da uçurumdalar ha. Adam atlıyor uçurumdan. Atlıyor. Bayağı ölüm neticesi olacak şekilde yüksek bir yer. Hemen diyor ki talebelere, gidin onu getirin. Aşağı iniyor. Adam haşat olmuş tabii. Oradan atlayınca hemen onu iyileştiriyor. Vay canına. Uyandırıyor onu. Sen diyor, evet, sen hak ettin. Sen benim talebem olacaksın. Vay canına. Düşün, işte böyle bir inanç varsa aydınlanma şansın var. Ama şüphe varsa sen git ticaret yap. Başka Ay iş yap. ay 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 ay. Dünyevi işlerle uğraş. Onun için o sistemde yine yogaya dönüyoruz. Yani bunları anlatıyorum, yoganın tarihini. Çünkü bunu anlatmadan yoganın ehemmiyeti anlaşılmaz. Hep fizik boyutta kalacak çünkü. O işiyle orada aydınlanınca oturmuşlar, demişler ya bizim gibi buna macerefet kişiler. Macerefet olmayan çıkar mı dağın başını tek başına tefekkür etmeye, yapmaz. Onun gibi tefekkür edip macerada da hayatı arayan kişiler olunca duyuyorlar. Tabi burada bir işi var. Aydınlanmış evliya. Geliyorlar, bizi de kabul et. Eğer kabul ederse buna gurukula sistemi deniyor. Gurukula sistemi gurunun alanında kalmak ve guruya sadece hizmet etmek. Hiçbir şey beklemeden teslim olarak orada kalmak, teslimiyette. Buna gurukula sistemi deniyor. O kişi, o talebe orada kalır, 12 sene hakkı var. Vay 12. canına. Evet. O 12 senede hoca ona oturup bir şey öğretmez. Oğlum gel şöyle nefes al, takla at, esne. Yok öyle bir şey. Orada öğretilen şey, şu anda yogada öğrenmeye çalıştığımız yama niyama iki bölümüdür. Orada ahlaki, etik, felsefi yapıyı öğretir. Nasıl öğretir onu? Hizmetle öğretir. Hiçbir şey istemeden hizmet edecek. Hocanın ayaklarını yıkayacak, çamaşırını yıkayacak, yemeğini pişirecek. Ne derse yapacak ve sorgulamayacak ve de yüz yapmayacak. Eğer bunu yapabilirse o 12 sene zarfında zaten hoca hissediyor. Ha diyor, bu adam oluyor. Ha, ona çaktırmadan bilgiyi ulaştırıyor. Anlatmadan hoca talebeye bilgiyi ona zirkedebilir. Ben rastladım bu hocaya. Vay Hiçbir şey canına. öğretmeden hocadan gelen enerjiyle bilgiyi içeride dönüşüyor. Onu gördüm. Ve öyle öğretiyor. Telepatiyle mi? Bir çeşit telepatiyle sanki, değil mi? Hoca düşünüyor. Telepatinin biraz üstünde. Hoca düşünüyor. Bu çocuk iyi çocuk. Bu adam olur. Bir kendi içinde mantrası var. Bir duası. Onu söylüyor o niyetle o çocuk için. Oradan hangi eğitimi vermek istiyorsa, hangi anlayışı ona zirketmek istiyorsa, ona göre bir mantrayla kendi duasını yapıp oradan enerji bedeniyle o kişinin içi çekirdek olarak ekiyor. Buna dikşa Vay denir canına. ama evet, buna dikşa denir ama hareketsiz dikşa. Hocadan direkt talebeye. Bunlar pek bilinmeyen şeyler, bunlar fazla. Ve orada kişi kalır. Eğer 12 sene içinde halen kendini törpülemiyorsa, halen sorular varsa, bir yere gelemiyorsa, kabiliyeti yoksa, hoca çağırıyor. Gel evladım, bak diyor, bak 12 seneni doldurdun. Ama senin yerin burası değil. Sen hazır değilsin. Vaktini kaybetme. Sen şimdi git dünyevi işlerini yap. Ay 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 ay. Vay canına hocam. Ya böyle bir yol. Bu da çok acı bir şey. Evet, ama bu. Evet. Ve tabii ki bu sistem oradan gelişiyor, gelişiyor, gelişiyor. Ve 1800 sene önce Patanjali isminde bir yogi, bütün Vedalardaki Hintluların 4 tane Vedası var, bilgi kitapları, yaşam bilgi kitapları. Onlardan ayıklaya ayıklaya yoga ile ilgili
Upanishad'lar vardır. Upanishad'lar içinde de bazı suretler vardır. 18 adet. Oradan çıkartır bütün yogaları ve bir yoga kitabı çıkartır. İlk yoga kitabımız odur. Patanjali Yoga Sutraları deniyor buna. Ve biz oradan öğreniyor yogayı. İngilizcesini yani yoga okumuştum 20 yıl kadar önce Upanishad'ların. Hindistan'dan almıştım, evet, hocam. Mahabharata, tamam. Bhagavad Gita, Ramayana ve Upanishad'lar. Muhteşem, aynen, muhteşem. Evet, yoganın temel felsefesini anlatan. Hı. Dolayısıyla da biz oradan öğrendik. Şimdi komik bir şey anlatayım. Şimdi zannediyor ki millet dünyada baş üstünde durdun mu yogada bir numaralı yogisin. Yogada yoktu bu zaten. Bakın, öyle bu bir şey. Yoktu. Hiç yapamadım, evet. Yapmadım, ha, evet. Aman yapma. Yapma. Anlatacağım neden olduğunu. Dolayısıyla da o zaman baş üstünde yoga yoktu. Çünkü rişiler dağda baş üstünde durma ihtiyaçlarına yoktu. Neden hareket ettiler, yogayı keşfettiler? Çok oturunca saatlerce, günlerce meditasyonda vücut şey oluyor, tutuluyor. Bakıyorlar aslan nasıl esniyor, maymun nasıl açılıyor. Onlardan hareketlerden, onlar da başlıyorlar aynı hareketleri yapıp esnetmeye. Dolayısıyla yoganın fiziksel boyutu doğuyor. Doğadan gördükleriyle. Fakat baş üstünde yok. Bir gün bir üstad Güney Hindistan'da bir kralın ailesine ders veriyor. Kral yogaya meraklı, kendisi yapmıyor. Bütün ailesine üstad yoga öğretsin diye bir yogiyi çağırmış, demiş benim aileme yoga öğretirsin kardeşim. Çoluk çocuk herkese öğreteceksin. Ben de seyredeceğim. Bu bayağı devam etmiş. Sonra bir gün bakıyor ki üstad, kral orada oturuyor ama sıkılmış. Çünkü her gün aynı hareketleri yapıyorlar. Kralın pek neşesi yok. Ya diyor, ben ne yapayım da şu kralı bir şey canlandırayım. Biraz keyif alsın. O anda aklına geliyor. Hiç baş üstünde durmamış. İlk defa. Baş üstünde duruyor. Vay kral. Baş üstünde durdu. Vay ne kadar güzel. Heyecanlanıyor. Heyecanlanıyor. Devam ediyor sistem. Baş üstünde durmak böyle çıkıyor. Yani yogada yok zaten. Şimdi dünyada bir maalesef şöyle yanlışlık şu da oluyor. Yogayı öğretenler yoganın felsefesini, bilincini tam öğretmeden hareketleri öğretiyorlar ve orada bırakıyorlar. Onun için bütün dünya bakıyor mecmualara, videolara, televizyonlara. Manken gibi kızlar, elastik mi elastik, açılıyor her tarafa, yayılıyor. Yani tabii bunları görenler diyor ki, aa çok güzelmiş ama vallahi ben yapamam. Bütün halk diyor ki çok güzel ama ben yapamam. Ne oluyor o zaman? Halk mahrum oluyor yogadan. Bu değil. Bu, evet, değil. Maalesef yanlış tanıtılıyor. Onun, evet, için yoganın felsefi yapısını anlatmadan ben 20 senedir hiç yoga yaptırmadım. Çünkü spor hocası değilim. Sporu i̇şte da budur. Var. İşte budur. Bunu bütün yoga hocalarının bunu lütfen ama lütfen öğrenmeleri gerekiyor. Yogayı spor gibi yaptırmasınlar artık. Ben rastladığım yerde ikaz ediyorum. Öncelikle felsefesinin öğretilmesi lazım. Bu ruhun, yoga ruhunun verilmesi lazım. Oradaki zarafetin, inceliğin, derinliğin verildikten sonra, felsefesi verildikten sonra bence hareketler yaptırılmalı. O zaman zaten bir yere gidilir. Yoksa gidilmez. Ego besleniyor çünkü. Hareketler o kadar güçlü, güzel hareketler var ki kişi kendisiyle çok gururlanıyor. Bak neler yapıyorum ben. Sağa döndüm, sola döndüm. Bugün de bunu öğrendim. Devamlı ben ve bedeniyle kendisini şey yapıyor, identity yapıyor ve ego yükseliyor. Tam tersi, yogada mütevazi olmamız gerekiyor. Hedef o. Tam tersi oluyor. Yoga kişiyi daha egoistik yapıyor. İşte orada zaten yoga kaybediyor. Spor evet, fiziksel sağlık evet ama mental ve ruhsal sağlık nerede, denge yok. Yogaya ulaşılmadı. Asıl iç özümüzü keşfetmemiz lazım yogayla. Onun için de hepsi denge içinde öğretilmesi lazım. Ben bazı konuşmalar yapmıştım hocalara, yoga hocalarına bazı yerlerde. Şunu söylüyordum. Arkadaşlar, siz yoga yaparken eğer talebenize derseniz ki ben size yoganın egzersizlerini öğretiyorum
derseniz bu çok etik ve ahlakidir. Ama siz diyorsanız ki ben size yoga öğretiyorum, siz onları kandırıyorsunuz. Yüreğinizden Çünkü öpüyorum sizin. kandırıyorsunuz. Yoga değil ki bu. Ayakkabıyı giydirmişsin. O bir ayakkabı hareketler. Ama içerideki vatandaş yok. İlle de felsefesi, ruhani yapısı, anlatılması ve yaşatılması lazım. Sadece anlatmak değil, nefeslerle, o zihinsel tefekkürle kişiye bunu lanse edip kişinin içindeki o bilinci uyandırmak gerekiyor. Hocanın vazifesi bu. Uyandıramıyorsan zaten, yani. Onun için yoga çok basit bir sistem değildir ama mükemmel bir sistemdir. Ama çok kolaydır. Herkes yapabilir. Hastanelerde hastalara, hapishanelerde hapiste yatanlara, yatakta dümdüz yatıp hiç hareket edemeyenlere yoga yaptırıyoruz. Sakatlara, yaşlılara, çocuklara, hamilelere, herkese yoga yaptırılır. Çünkü yoga uyumdur. Şampiyonluk yarış değildir ki. Kişinin durumuna göre, ihtiyacına göre yapabileceği şeyleri yaptırıp onun bir adım daha ileri gitmesini sağlamaktır. Ne yarış var, ne kendinle, ne başkasıyla. Onun için herkes yoga yapabilir. Şişmanlığı, zayıfmış, kusurlu, hiç bilgisi yok. Ama dünyaya bakın. Herkes manken gibi değil. Sen yoga yapamayacaksın zannediyor. Değil mi? Yoga bu değil. Evet. Evet. Evet hocam. Evet hocam. Geldim. Şimdi ben bir nefes alayım. Siz şimdi ne söylememi, nereye, hangi tarafa kaymamı isterseniz fısıldayın. Siz üstadsınız hocam. Ben fısıldamayacağım. Biz nefes almadan sizi dinliyoruz. Siz bir yudum suyunuzu için. Şeyde Hindistan'da bir fakir, orada fakirler var. Orada bir fakirle birkaç gün geçirme zamanım oldu. Bana yani aklımda kalan sadece şu, su olmak. Yogada su olmalısın, suyu öğretti. Su dedi dingindir, su zariftir, su her şeyi içine alır. Bütün dünya gezegenini, okyanusu düşün dedi. İçinde bitkiler, canlılar, tüm hepsi vardır. Ve hiçbir zaman bunları yaşayan canlılara, yani bir şey beklemeden verir ve su her kabın şeklini alır. Yani bu o kadar güzeldi ki, bir de kayaları düşün. Kayalar ne kadar serttir ama bu sert kayalar bile suyun dinginliği, sabrı, yıllarca böyle kayalara vurur, vurur, vurur ve kayaları böyle içine doğru oyar. Sert kayalar bile suyun yumuşaklığıyla şekil almak zorunda kalırlar demişti. Hiç unutmadım ben bunu. Yani benim hayatımdaki en büyük şeylerden bir tanesi olmuştu yogaya başladığım sıralarda ve ben çok sert bir insan olarak felsefenin böyle tepesinde, zirvesinde kendimi böyle filozof zanneden falan böyle bir şey oldukça olmadığınızı görüyorsunuz ya, ben o zamanlar bir şey olduğunu zannediyordum bundan 20-25 yıl önce. Çok böyle sert olduğum zamanlardı. Bana dedi ki sen kaya kadar sert değil de su kadar yumuşak olmayı öğren ve 25 yıldır onu öğrenmeye çalıştım. İyi bir hoca. Hocam. İyi bir hocaymış. İyi bir hocaymış. Bunu evet. Kızılderililer şöyle anlatıyorlar. Kızılderililer bu anlattığını. Su kadar en alttan fakat en güçlü kayaları oyacak kadar güçlü olmalısın. Bunu aynı şekilde Kızılderililer söylemiş. Ne kadar da vay doğru canına. Değil mi? Evet. Bir daha alabilir miyim hocam? Bir daha söyler alttan, misin? Su gibi en alttan akan fakat en güçlü kayaları oyacak kadar güçlü olmalısın. Vay canına. Bunu yapıyor ya. Müthiş. Evet. Birbirlerine çok benziyorlar. Birbirlerine çok benziyorlar. Hakikati bulanlar zaten aynı lisanı kullanıyor. Hintçe de konuşsa, İngilizce de konuşsa, Türkçe de konuşsa aynı lisanı konuşuyor. Çünkü bilinç aynı. Oraya ulaşmış. Şimdi ben Hindistan'da sadular var. Dervişlere sadu deniyor. Hintli dervişlere sadu deniyor. Hı hı. Bir de bizim Müslüman dervişlere de fakir deniyor Hindistan'da. Tanıştım tabii. İki tarafla da ben işki halindeydim. Oradaki en büyük tarikatlara da gittim, kaldım. Onlara dostluklarımız oldu. Hindistan'ın en büyük birkaç tane tarikatı var ki en büyük Çişki ailesidir. Onların tarikatının temsilcisi
Benim dostum oldu. Hep haberleşiriz. Şimdi orada onlar mesela bir araya gelirler. Sadü'yle derviş, hani bir Müslüman yürüyordu. Yola çıkmışlar. O da kendi duasını verir. O da öbürüne onun duasını verir. Neden? Der ki sen bunu yap, şuna ulaşırsın. Sen de bunu yap, buna ulaşırsın. Çünkü onlar bir yere gelmişler, biliyorlar ki dil, lisan farkı var ama bilinç aynı. Hepsi aynı yola gidiyor. Hepsi güneşe, aya, yaratana ulaşmak için gidiyorlar. Sadece alfabe farklı gibi gözüküyor. Lisan farklı ama hep aynı şey. Orada bir çatışma yok. Arkadaşlar. Ne kadar güzel değil mi? Din farkı yok. Arkadaşlar. Sadece yol farkı var. Hep böyle anlatılır ya. Sen bir dağa çıkacaksın. Sen Müslüman grubusun. Dağa çıkıyorsun. Hindular da ata binmiş çıkıyor. Hristiyanlar da develer çıkmış. Öbür halatlarla. Bütün herkes tırmanıyor dağa. Değişik gruplar ama değişik dinler, değişik bilinçler. Ama dağın zirvesine gelince herkes bakıyor, aynı manzarayı görüyor. Hepsi aynı manzarayı görüyor. Ama değişik yollardan gelmişler. Bu kadar basit. Varacağımız yer aynı, gideceğimiz yer aynı. Farklı Harika. farklı yollardan, farklı farklı Evet. araçlarla belki ama aynı yere gideceğiz. Evet hocam. Bir gün benim bir talebem, yani dindar bir çocuktu. Ben ona biraz yoga öğrettim. Ya dedi Adnan Hoca ya dedi. Ben ilk defa şunu anladım. Ben zannediyordum ki sadece Müslümanlar ererler. Seni anladıktan sonra herkes her dinden erebiliyor. Onu anladım. E tabii dedim dinle yok ki. Hakikati yolunu bulmakla ilgili. Yolu keşfetmekle ilgilidir aydınlanmanın. Vay canına. Evet hocam. Vay canına. Tüm yollar haktan hakikate Evet. yazmış burada bir dostum Eyüp hocam. Vay canına. Hakikat tektir. Hangi lisan da telaffuz edilirse edilsin. Bilinç aynıdır. Biz yaratanın bilincinde, yaratan makro bilinçtir. Evrensel şuur. Bizde mikro. Aynı kopyası. Orada ne varsa bizde de var. Ama mikro boyutta. Gökte ne Bizim varsa vazifemiz yerde de var. aynen. Bizim vazifemiz o bilinci uyandırıp babayla o yaratana doğru açılmak. O hakikate ulaşmak. Yani bütün benliğini bırakıyorsun. Ben yok. Bir damla su nasıl denize damlayınca sen yoksun ama deniz de oluyorsun. Aynı olacaksın. Yani hedef bu. Herkese nasip olsun diyorum. İnşallah hocam, inşallah. Şimdi de, hocam son 13 dakika ama siz yorgun musunuz, yoğun Hayır. musunuz? Bir tane daha açar mıyız hocam? Sizi bırakmazlar çünkü. Bile zaten. Sizi Anlatacağım. bırakmazlar canım hocam. Şimdi bırakmazlar sizi. Yani kolay Ben kolay gideceklerini sanmıyorum buradaki canların şimdi. Eğer siz çok yorgunsunuz, şeye de festivale de hazırlanıyorsunuz. yorgunluğu nereden çıkardınız? Ben yorgunluğun ne olduğunu bilmem. Hizmetkarlar yorulmaz. Hizmette yorgunluk olur mu? Ağlarım Hizmet. şimdi. O zaman 10 dakika sonra kapatırız, sonra bir daha açarız. Olur mu canım hocam? Ama bir 10 dakika daha Seve konuşalım. seve. Ben bu vakti harcamak istemiyorum. 10 dakika 10 dakika bizim için bir tane şey Olur. öğrensek fazla üstadım, canım Estağfurullah. hocam. Estağfurullah. Öğrenecek fazla bir şey yok aslında biliyor musunuz? Nasıl İnsan başlasınlar? Pardon hocam. sevgiyle başlasın. Sevgi dediğim şey ayrım olmadan her şeyi seveceksin. İyiymiş, kötüymüş düşünmek yok. Her şeyi seveceksin. Neden? Her şeyi yaratanın zaten. Yaratan yaratmış. Nasıl sevmeyebilirsin ki? Eğer orada bir cefa varsa, zorluk varsa, o da onun eseri ve bir sebep var. Sen onu seveceksin. Onu sevemezsen, sen kaymağı ararsan nereden besleneceksin? Zorlukları yaşaman lazım ki özleyesin. Özleyip kavuşunca bir tat alınır. Eğer özlememişsen, kaymağa bağlı değilsen gibi tadı yok. Cefa gereklidir. En büyük üstad cefadır biliyor musunuz? En büyük, şimdi Evet. benim dostlarım, varlıklı dostlarım var. Beraber okuduk işte akademide şurada. Onlar da bir zengin aile çocukları. Benim gibi büyümemişler. Farklı büyümüşüz.
Kimsenin günahı yok. Herkes öyle gelmiş. O aileden gelmiş. Öyle. Ben tabii zor bir yerde büyüdüm. Onlar daha rahat büyümüşler. Bana soruyorlardı bazen. Ya Adnan, sen nasıl böyle bir adam oldun? Bana soruyorlar samimiyetle. Ben de diyorum ki Yaratan beni çok seviyordu. Allah beni o kadar seviyordu ki ben çocukken bana çok dert verdi. Çok hastalandım. Ölüm seviyesinde kaç defa hastalandım. Allah beni çok sevmiş. Ben oradan dolayı böyle oldum işte. Allah bu adam gene bak işte tuhaf adam. Vay İlk hoca canına. odur. İlk öğretti cefadır. Cefa üstattır dediniz değil mi hocam? Bunu da kullanalım artık. Evet. Cefa İlk üstad cefa cefadır. Vay canına. Cefa üstattır tabii ki. Çünkü o ders için gelmiş sana. Cefa yoksa sen her gün boyan, yemek ye, diskoteye, kulübe git, bisiklete git, tatile git. Ne öğreniyorsun? Bir haz var. Bir haz. Ama hiçbir öğreti yok. Ama ne zaman ki sıkıştın, zorlandın, tefekkür başlıyor. Vay diyorsun. Ben buradan nasıl çıkacağım? Bana neden geldi? Ben ne yaptım da bu başıma geldi? Nasıl çıkacağım? Bir mücadele başlıyor. O mücadele var ya, bütün hücrelerimizi zorluyor. Fiziksel hücreler, zihinsel hücreler ve enerji hücreleri ve bilinç. Hepsi zorlanıyor. Zorlanınca genişliyor insan. Yaratıcı oluyor. Zorlanmadan hiçbir şey olmaz. Öyle heykel gibi kalırsın. Zorlanma olacak ki sen patlama yap evrensel bir bilince ulaşmak için. Cefa şart. Ben öyle anladım. Ben de her zaman şey derim. En güzel öğretmenlerimiz, bizim en çok canımızı yakan olaylar, canımızı yakan insanlar bize o kadar güzel öğretmenlik yaparlar ki onlara teşekkür etmemiz, onlara minnet duymamız, onlara şükran duymamız gerekir derim tamam. Yani çok çünkü doğru. Çünkü güzellikle belki güzellik bir şey bize çok fazla bir şey öğretir. Sert olan hani oradaki sert şeyler, sert tecrübeler bizi biraz daha alır ve götürür ve biraz daha büyütür. Orada o tür şeylerde bile dingin olmayı, resmin dışına çıkıp tablonun dışından bakmayı öneririm her zaman hocam. Beyin de bu doğru şekilde söylüyor. Öğreniyor. Zorlanma olunca nöral bağlar, yeni bağlantılar kuruyor. Kaslar da öyle demişler. Yine Eyüp hocam Evet. Celalinden, cefasından geçmeden sefası da cevali de yok demiş. Bu şekilde yorumlar da veriyorlar. Sevgili canlar, 20 ve 23 arasında yoga günü, yoga günleri var. Sevgili Zuhal'in ve sevgili Adnan hocamın organize ettikleri. Ve de, şimdi sözünüzü keseceğim. Onu bir anlatalım. 40 kişi var bu işin içinde, hocalarımız. 40 kişi çalıştı. 40 kişi, 40 hoca çalıştı bu organizasyonda. Çünkü haksızlık olur. Ben ve sadece Zuhal dersek yazık olur onlara. Onlar 40 kişi çalıştılar. 3 aydır ders veriyorlar her gün. Onlar çok emek verdiler. Biz organize ettik. Onlar çok emek verdiler. Onun için onların hakkını yemem. 40 kişi var bu organizasyonda. Bu 4 canım günlük hocam. Birkaç gün o zaman Yoga Vakfı sayfasına girin canlar. Yoga Vakfı sayfasında bununla ilgili bütün bilgiler var zaten. Lütfen oradan bilgileri alın. Online nasıl kayıt olunacak? Tüm bilgiler var oradan. Kaç gün olacak? Programın içerikleriyle ilgili şeyler var. Orada detaylar var. Lütfen Yoga Vakfı sayfasına giriniz. Şu andan itibaren hani ben kapatıp tekrar açacağım. Instagram sayfası bakın burada da var. Yoga Vakfı Instagram sayfasında. Bütün detaylar var. Gitmek isteyen bütün canlar gelebilirler değil mi hocam? Herkes zaten katılabilirler. Instagram'a girsin vakıf. Bak Instagram sayfasına girsin. Herkese aç. Binlerce kişi katılabilir. Herkes için zaten. Zaten hedef o. Biz evde kalanlara bu hizmeti vermek için yaptık. Şimdi herkese tabii festival zaten. Vay canına. Tabii. En azından tabii. Hepsine giremesek bile ben de böyle 2 saat, yani 3 saat, 1 saat vakit bulduğumda tabii. Girebilirim. Kendilerine uygun saatlerde bir sürü program var. Onlara girsinler. Hatta çekiliş yapıldı bugün. Bazı hediyeler veriliyor falan böyle.
Hoş şeyler var. Hoş. Lütfen takip edin. Şimdi ben kapatacağım ve tekrar açacağım bir dakika içinde. Bunu IGTV'ye kaydediyorum canlar. Benim Instagram'ıma hemen oradan alabilirsiniz. Muhtemelen bunu daha sonra Yoga Vakfı Instagram'ında da veya hocamın Instagram'ında da bulabileceksiniz, değil mi hocam? Daha sonra ben hemen IGTV'ye kaydediyorum. Hocam oradan şeyler Yoga Vakfı oradan alıyor olacak zaten canlar. Merak etmeyin, biraz önce sordunuz. Hemen bir dakika sonra geri geliyoruz. Lütfen ayrılmayın. Namaste hocam. Görüşmek Hemen üzere. geliyoruz. Hemen Tamam. geliyoruz bir dakika sonra canlar. Eyvallah. Görüşmek üzere hocam. Eyvallah. Eyvallah. Sağ ol. Merhaba canlar, ruh parçaları. Hoş geldiniz tekrar. Mukaddes Pekin Başdil ben. Sevgili üstadım, sevgili hocam Adnan Çabuk'la ikinci bölüme geçiyoruz şimdi. Yoga üzerine konuşmalar ve yoga felsefesiyle ilgili konuşmalar için. Sevgili hocam şimdi gelmek üzere. Ben inanılmaz bir huşu içinde dinliyorum. Umarım sizler de benim kadar mutlusunuz ki biliyorum bunu. Sevgili arkadaşlarım hoş geldiniz, canlar hoş geldiniz. Sonuna kadar bizimle kalmanızı rica edeceğim. Çünkü yogasız olmaz, yoga felsefesini öğrenmeden olmaz. Sevgili üstadımı ben hemen bağlamaya çalışacağım. Ama hocam gelmedi henüz. Ne kadar güzel şeyler söyledi değil mi? Su gibi olacağız canlar, su gibi. Ben çok uzun zamandan beri 20-25 yılımı böyle bu arayışla geçirdim. Su gibi akmaya, su gibi yumuşak ve soft olmaya yapabildim mi? Hayır, yapamadım. Henüz beceremedim. Çünkü suyun bilgeliği, her şeyi kapsaması, her şeyi içinde içermesi. Evet, şeyleri, yorumları kapatalım. Ben de öyle düşünüyorum. Hocamızın yüzünü göremiyoruz çünkü. Su olmaya çalışmak, su gibi dingin olmak, su gibi bilgi olmak. Hocamı alamadım. Evet, hemen göremedim. Bir dakika canlar. Evet. Hocamı bekliyoruz şimdi. O kadar güzel bir dakikasını kaçırmadan dinleyelim. Hoş geldiniz. Namaste Hoş hocam. bulduk, namaste, Mukaddes Hanım. Ne güzel tekrar olmak sizinle. Hoş geldiniz hocam. Bir Hoş. yıldız gibi, bir güneş gibi o kadar güzel bir enerjiniz var ki tekrar selam olsun diyorlar sevgili Mevlüt Bey ve sevgili dostlar tekrar geldiler. Bu arada şeyleri kapatalım istiyorlar yorumları. Sizin yüzünüzü görmek isterler. Zaten şimdilik bir soru da almayız diye düşünüyorum ben ama ben şimdilik bir kapatayım. Alır mıyız? Birazdan alırız. Ne zaman isterseniz size bakıyor. Siz yönetiyorsunuz zaten. Sizin yüzünüzü görelim istediler. Ben de öyle düşünüyorum. Yüzünüzü görelim hocam. Burada yorumları o yüzden kapatmak zorunda kaldım ilk defa olarak. Yüzümü görürsünüz, gönlümü görürsünüz. Vay canına. Evet. Evet hocam. Ben de sizi öyle görüyorum. Sizin gönlünüzü görüyorum. Çok güzel bir tebessümünüz var. Hak ediyorsunuz. Canımsınız hocam. Nereden devam edeceğiz? Hocam, yogaya giriş mi yapalım? Ne yapalım? Yogaya nasıl girsinler, Evet. nasıl başlasınlar? Sevgiyle başlasınlar demiştiniz. Evet, sevgiyle başlasınlar. Bir defa şöyle basit bir formülle konuşayım ben. Bir defa klasik anlamda işte Patanjali'nin kitabında yazdığı gibi Patanjali 8 bölüm yapmış, 8 basamak yapmış yogayı, klasik anlamda. O iki ilk basamağı işte benim bahsettiğim etik yapısı, hani o olmasa olmaz ki o öğretilmiyor, yani onu pas geçiyorlar. Orada para yok, öbüründe hava var, fiziksel var, herkes oraya gidiyor ama asıl ahlaki, etik, insani yapısı atılıyor kenara. En önemli bölümü o iki kısmıdır. Bizim eğitmenlik kursumuzda talebeye söylüyoruz.
İlk iki bölümü aşamazsan sınıfı geçemezsin kardeşim. Sertifika alamazsın. İlk orayı geçeceksin. O bölüm çok önemli. Yoga nedir? Biliyorsun yok orada yoga yok ki orada bir bölümü var. Dolayısıyla o iki bölüm etik, felsefi yapısıdır. Ahlaki yapısıdır. Ve inançlı yapısıdır. Çünkü bir inanç var. Din olarak değil. Genel bir inanç var. Sonra geliyor fiziksel hareketler. Hani herkesin çok sevdiği esnetmeler. Ona da evet üçüncüsü. Dördüncüsü pranayama dediğimiz nefes çalışmaları var. Şimdi prana kelimesi nefes demek değildir. Nefesin içinde hayat enerjisini veren elementtir prana. Dolayısıyla da pranayamayı kullanma sanatıdır. Öyle nefesler alıyorsunuz ki çok çeşitli nefesler. Sizi sükunete götürüyor, size enerji veriyor, sizin üşümenizi sağlıyor, sizin doymanızı sağlıyor. O kadar çeşitli pranayama var ki size sağlık getiriyor içsel olarak. Onun için pranayama benim için yogada en önemli olan branştır fiziksel olarak. İlk iki etik yapısıdır. Sonra fiziksel yapısında fiziksel hareketler, asanalar. Dördüncüsü pranayamalar, nefes çalışmalarını iyi kullanmak, enerji merkezlerini açmak için içeride. Sonra geliyor pratyahara. Asıl hep biz dışarıdayız ya, oraya bakıyoruz, buraya bakıyoruz. Zihnimiz hep orada. O dikkati içe almak, dönüştürmek pratyahara, içe dönme. İçe dönme. Sonra orada geliyor konsantrasyon, sonra meditasyon, sonra da Allah nasip ederse eriyorsun, nirvana'ya ulaşıyorsun. Böyle bir 8 basamaklı bir yol. Ama başından başlayıp oraya kadar gidemezsen gelişmiyor sistem. Arınman gerekiyor. Neden böyle yapmış üstad? Arınman için yapmış. Sırasını koymuş. Böyle başlarsan arınırsın. Ve o zaman da meditasyonda saf kalabilirsin. Bunları yapmazsan ne meditasyonda da oturamazsın. İlk 5 bölümü meditasyonda rahat oturabilmek için yapılan çalışmalardır. Orada başarılı oldun mu? Meditasyonda rahat ve uzun oturabildiğin zaman meditasyona girme şansın var. Meditasyonda uzun müddet oturabildin mi? Aydınlanma şansın var. Hepsi birbirine bağlı ama 7-8 bölüm. Şimdi bütün millet dünyada en havalı olan kısmını fiziksel boyutuna takmış kafayı. Çünkü bize onu öğretmişler. Demişler ki oğlum git adam ol. Anadolu'da bir laf vardır ya, git adam ol. O da ne demek adam olmak? Git çalış, bir meslek sahibi ol, para kazan, araba al, güzel bir işin olsun, çok paran olsun, sen adam oldun. Adam Şimdi olmak deyince. işte böyle bir hikaye var Anadolu'da. Bir gün oğlan diyor ki ben gidip baba adam olacağım. İstanbul'a giriyor, çalışıyor, çırpınıyor, para kazanıyor, bir ofisi oluyor, zengin oluyor. Babasına haber gönderiyor. Baba ben adam oldum. Gidelim. Baba geliyor diyor ki sen hiç adam olamamışsın. Babasını ayağına getiriyor. Onun için adam olmak öyle parayla falan olmuyor. Anadolu'da Vay böyle bir canına. deyim Vay var. canına. Ya, adam olan böyle davranmaz. İşte bize böyle öğretmişler adam olmayı. Adam olmak o değil ki. Adam olmak insan olmak demektir. Gerçek insan hüviyetini kazanırsan adam olmuşsun. Herkese hizmet. Biz etiketlerimizi, cüzdanlarımızı, arabalarımızı, evlerimizi, en iyi sevgili, en iyi evlat, en iyi eş, en iyi karı, en iyi koca. Biz onları adam olmak zannettik yıllarca. Maalesef öyle oldu. Bizi kandırdılar öğretenler, bizi yönetenler kandırdı. Öğretmediler. Annemiz babamız da öğrenmemişti. Ne yapsın ki? Yani kimsenin günahı yok aslında. Temelden doğru öğretiler verilmemiş. Ve suistimal edilmiş. Doğru öğretiler de suistimal edilmiş. Şimdi Hindular da yogayı biliyor zannediyoruz değil mi? Şimdi ben bunu anlatıyorum. Peki yine bana soruyorlar. Madem yoga bu kadar üstün bir sistem, neden Hindistan çok fakir ve pis falan diyor herkes bana. E kardeşim orada da suistimal olunmuş. Yogayı Brahmiler üst sınıf elinde tutmuş, halka vermemiş. Ben de sormuştum. Ben de Evet. sormuştum. Evet. Neden olduğunu anladın mı? Brahmin sınıfı var ya en üst sınıf. Din sınıfı. Brahma. Evet, evet Brahmin hocam. yöneticiler. Yani Hinduları yöneten Brahmin sınıfıdır. Evet.
din adamları. Bütün Hı bir yoga da tutmuşlar. Halka bilmemişler yogayı. Onlar yapmış. Nasıl halk temiz olacak, aydınlanacak bilmiyor ki. Yani orada şu ihtimal orada olmuş zaten. Bütün dinlerde şu ihtimal yok mu? Yani insanoğlu bencil ve egosundan dolayı hep şu ihtimal etmiş. Her şey şu ihtimal ediyor. Biz de diyoruz ki ya şu ihtimal kelimesini anladık. Bari biz yapmayalım. Biz adam olalım. Nedir adam olmak? Hizmet. Doğaya hizmet. Her şeye hizmet. Sevmek. Hiç kimseye yanlış yapmamak. Ve karşılıksız hizmet. Zaten hizmet karşılıksız hizmet. Hocam. Zaten hizmet karşılıksız demektir. Eğer karşılık varsa o ticarettir. Hizmet değil ki. Vay canına. O zaman hizmet eden insan sayısı çok az. Yani. Fakat enteresandır. Ben şimdi tabii izliyorum bütün dünyayı. Biz Türkler, Anadolu halkı. Bununla ilgili de bir konuşmam var benim. Çok kısa. Onu sana bir inşallah yollarım. Anadolu bilgeliği var bu Anadolu'da. 24 tane medeniyet üst üste gelmiş. Çok evliya, çok aydınlanmış kişi var. Ve bu halkın özü çok güzel. Özü. Her ne kadar şu anda kaotik gözükse de çok merhametli, yardımsever, cesur, güzel Çok melekeler şükür. var. Evet. Her ne kadar kısa kestirmeden gidip de kandırmaca şeyler de varsa da genelde temelde o var. Yani aslında o uyandırılırsa bu toplum çok güzel bir yere gider. Ben onun peşindeyim. Bu toplum o öz hasletlerini uyandırsın. Yani onu uyandıralım. Anadolu bilgeliği diyorum ben buna. Anadolu Çok bakımı çok. çok yakın, çok yakın hocam, çok yakın. Bu yanış başladı. Şurada olan işte şuradaki canların hepsi başladılar, bakın uyanış başladı. Her biri inşallah geometrik olarak çoğalacak, sayısal olarak da değil. Şimdilik aritmatik olarak çoğalma olabilir ama gün gelecek ki bu uyanış geometrik olarak çoğalmaya devam edecek. Ben bu Anadolu topraklarına aşığım ve bunu hep söylüyorum. Anadolu topraklarında başlayacak uyanış ve bütün dünya gezegenine yayılacak diyorum hocam. Ve bunun çok ütopik ya da paradoksal olduğunu düşünmüyorum. Çok yakındır diye düşünüyorum inşallah. Sizce de öyle değil mi hocam? Ben buna tam yürekten inanıyorum. Bununla ilgili bir konuşma yaptım, bir teyp yaptım. İnanıyorum, tamamen inanıyorum. Çünkü ben çok dünyanın her yerinde yaşadım. Bu Anadolu halkı kadar bilinçli, derinliği olan bir toplum yok. Biliyor musunuz? Hindular bile o kadar derin değil. Ben her yerde ders verdim. Anadolu halkı o kadar derin ki Türkiye'de benim talebelerim en çabuk uyananlar hemen derinliğine giriyor. Çünkü dedelerinden, atalarından yorulmuş. Herkesin hücresinde o bilinç var. Çabuk uyanıyor. Onun için bu, ben de sizin söylediğiniz gibi aynen inanıyorum buna ve bu yolda da çalışıyorum. Yani bu olacak, ille de olacak. Dünyaya ışık saçacak olan Anadolu halkıdır. Bu toplumdur. Ve Vay canına. buna ihtiyaç var. Tabii dünya arıyor bunu. Bizim Mevlana'mız Bunu Mevlana'mız var, Yunus Emre'miz vardı, Hacı Bektaş velilerimiz vardı. hepsi çok değerli evliyalar ermişler. Mevlana'nın özelliği şu. Mevlana bütün bu bilgeliği, hepsinin bildiği bilgeliği çok güzel anlatmış. Yani o kadar şiirsel, o kadar güzel anlatmış ki Hindu da Mevlana diyor, Amerikalı da Mevlana diyor. Herkes Mevlana diyor. Yani o çok önemli bir konu. Yoksa Yunus, Bektaş Veli, bütün o ermişler, hepsi çok değerli. Mevlana'nın sadece o şiirsel yönü, o başarısı çok önemli. Anadolu'yu o uyandırıyor. Onun için dünyada bizim çok büyük bir şansımız var. Yolumuz doğrudur. Hep birlikte kardeşçe bu yolda gidelim. Çünkü Mevlana üstatlardan ders aldı. Mevlana bilgide ve alimlikte, fıkıhta çok iyiydi. Sadece Mevlana Şems-i Tebrizi ile birlikte odunlar üst üste konmuştu diyor. Odunlar üst üste konmuştu, Şems-i Tebrizi geldi ve kibrit çaktı, ateşi yaktı ve oradaki aşk ateşi alevlendi ve Mesnevi ortaya çıktı. Bir Şems-i Tebrizi gelmeseydi oradaki Mesnevi bile ortaya çıkmayacaktı. Oradaki aşk ateşi ortaya çıkmayacaktı. Onun için Mevlana bize çok şey öğretti. Bütün dünya gezegenini öğretti. Ama
Oradaki en büyük öğretisi bilgi değil, bilginin ötesinde, bilgiyi harmanlamasının ötesinde bilgiyi aşkla yoğurmuş olmasıydı, sevgiyle yoğurmuş olmasıydı, değil mi üstadım? Tabii ki zaten bilgi, bilgelik aşktır. Yani biz bilimi zannediyoruz, bilim mekaniktir, bilim mekanik değil. Bilimle sevgi aynıdır, iki tarafı, iki paranın iki yüzü gibidir. Bilgiye doğru ulaşırsan aşka ulaşıyorsun sevgiye. Sevgiden de gidersen bilgiye ulaşıyorsun. Yani ayrı bir şey değiller. Şimdi ben duymuştum bir yerden, doğruluğundan bilmiyorum, okumadım ama Mevlana ve Yunus biliyorsun Bektaş'ı veriyor. O bütün evliyalar aynı devrede büyümüşler. Yani buluşuyor. Hocam Hakan Tüner'in, sevgili Hakan Tüner pazartesi günü konuğumdu. Onun bir belgeseli var. O 1500 16. yüzyılı anlatıyor ve bütün bunları Rönesans Anadolu'da Rönesans adlı bir belgesel var. Onu izlemelerini çok isterim. Büyük bir üstad da Gurciyev öğretisinin üstadlarından Hakan Tüner. O belgeseli de o yapmış. Orada o kadar güzel anlatmış ki hocam Anadolu Rönesans'ı adlı bir Onu belgesel. Mutlaka izlesinler canlar. ben de izlemeliyim onu. Ben size şimdi biter bitmez atacağım hocam. Linkini atacağım. Sağ ol. Lütfen. Muhakkak Çok izlemem lazım. o kadar güzel ki hepsi aynı süreçte. Hepsi aynı dönemde. Ya. Yunus Emre'ler. Yani çok enteresan. Ve hepsi Anadolu'da hocam. Ya ve buluşuyorlar. Benim bildiğim şu, bana böyle bir bilgi gelmişti. Doğruluğundan emin olmasam bile sevdiğim için anlatıyorum. Buluşuyorlar ve Yaratanı konuşuyorlar. Tabii ne konuşacaklar? Ve Oy oy oy. herkes anlatıyor. Yaratanı anlatıyor. Yunus da diyor ki, ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Bunu söyleyince Mevlana diyor, ya sen neredeydin Yunus? Sen bir sene evvel seninle buluşsaydım ben divanı yazmazdım. Ay tüylerim diken diken oldu. Bay canına. Diye duymuştum. Ne kadar anlamlı değil mi? Nasıl bir mütevazilik, nasıl bir alçak gönüllülük ve nasıl bir sevgi, hürmet, Ya evet. empati, aşk, şefkat. Yani Yani yol yolumuz, bizim yolumuz uzun hocam ama sizin eteğinizi bırakmayacağız artık. Sizin Estağfurullah. elinize eteğinizi bırakmayacağız hocam. Ben hiç kimseden farkım yok. Biz hep aynıyız. Ben sadece yaşımdan da dolayı belki bir basamak önde olabilirim. Ya daha erken başladım ya. Yoksa hep aynı yerdeyiz. Beraber gidiyoruz zaten. Hiç özelliğim yok. Öyleyiz. Allah nasip etsin bütün güzellikleri hepimize. Aşkı, sevgiyi. Hepimize hocam. Ben sustum, sizi dinliyorum hocam. Şimdi ben şunu anladım gerçekten. Hizmetin ne kadar değerli olduğunu anladım. Hintluların çok meşhur bir şeyi var, şairi. Rabindranath Tagore aydınlanmıştır. Rabindranath Tagore meşhur. Onu okumuştum. Diyordu ki, tabii Türkçesini söyleyeceğim. Bana dediler ki, hayat eğlencedir, keyiftir. Ben de gittim, eğlendim, keyif aldım. Sonra baktım ki, hayat bir hizmetmiş. Hizmet ettim ve gördüm ki, hizmetmiş asıl keyfe tat veren. Vay canına. İşte ben İşte oyum. bu. İşte bu. İşte bu. Evet. Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür hocam. Canlar ben açtım burayı. Sormak istediğiniz şeyler olursa sevgili üstadıma sorabilirsiniz de. Ben sormuyorum çünkü Soru ben alalım. dinlemek Soru istiyorum. alalım değil mi? Soru alalım değil mi? Soru yazdıklarını da vereyim. Sizi kesmek istemedik hocam. O zaman 8 aşamada yavaş yavaş gidilmesi lazım. Nirvana'ya kadar gelmek için. Ve şurayı bir daha toparlamak lazım. Yoga spor değildir. Yoga bir din değildir. En başında söylemişti sevgili hocam. Demişti ki yoga sporu içerir. Yoga inancı içerir. Ama bunlar değildir. Bu çok güzel bir özetti ve 8 aşamada. Hocam kamplarınızdan bahsedebilir misiniz demişler. Evet. İsterseniz tekrar bir. Geçen gün Zuhal de bahsetti. Ben de oraya geleceğim. Bulaşıkları yıkayacağım ve tuvaleti Ah, ah. temizleyeceğim ve temizlik yapacağım. Ah Büyük bir canım. sabırsızlıkla bekliyorum.
bahseder misiniz demişler bu hocam. Vallahi çok beklerim, gelmenizi isterim. Çünkü gerçekten Türkiye'de tek aşramdır. Neden aşramdır diyorum? Çünkü bu bilinçte, Hindistan'daki aşramların bilincinde biz çalışıyoruz. Sigara yok, içki yok, bağırmak yok, dedikodu yasak. İnsanları zamanını alıp fazla konuşmak, taciz etmek yasak. Artık Herkese özgürlük fısıldayacağız. herkes Fısıldayacağız, değil mi? herkes özgürlük verecek birine. Yani özgürlük hakkını tanıyacak. Yok öyle bencillik. Devamlı birisini al, 2 saat konuşuyor. Bir hisset bakalım, seni dinlemek istiyor mu? Yani o hassasiyeti yakalaman lazım. İnsanlar bunun farkında değil. Yakalıyor birisini, 2 saat konuşuyor. Ya kardeşim, peki bu insan kibar, nazik ama acaba istiyor mu seni dinlemek? Sen egondan dolayı kendini anlatıyorsun. Hisset bakayım, istiyor mu? Yani şimdi işte bu aşram kültüründe biz buna çok ehemmiyet veriyoruz. Ve çiftleri aynı yerde yatırmıyoruz. Arıma kampı. Herkesi bekliyor. Hangi ilde ve kamp nerede diye soruyorlar hocam. Aynen adres vereceğim. Alanya, Toros Dağları'nda, Dim Barajı üzerinde, vadinin yamacında, çok güzel bir doğanın içinde, kendi meyve ağaçlardan meyve koparıp yiyoruz. Kendi sebzelerimizi ekiyoruz, vejeteryen besleniyoruz. Meşhur Madame Lourdes'in yemeklerini herkes çok seviyor. Eşim Madame Lourdes acayip güzel yemekler yapar. Kendi eliyle yapar. Biz hangi zeytinyağını kullanıyorsak evde bütün talebelere aynı malzemeyi kullanırız. Yani orada ticari anlamda değiliz. O bizim evimiz, yuvamız, gelenler ailemiz. Herkese söylüyoruz geldiği gün. Siz bizim ailemize geldiniz. Biz sizi aile olarak kabul ettik. İstiyorsanız ailemizsiniz. İstemiyorsanız bir şey diyemeyiz. Ama istiyorsanız sizi kucakladık. Artık siz bizim ailemizdensiniz. Herkese bunu söyleriz ve gerçekten aynı o manada söylüyoruz. Onun için oraya gelen kişi yorgun, argın genelde geliyor. Stres altında, normal. Şehirden gelmiş. Fakat gittiği zaman ağlayan çok. Gitmek istemeyenler çok. Parlamış, cildi parlamış, zihni parlamış, kendi yolunu bulmuş olarak dönüyor. Yani hedefimiz zaten o. Parlamak. Ya dönemezsek hocam bilmiyorum. Siz karma yogaya devam yani. Hocam ne zaman diye soruyorlar. Ne zaman 4 bu kamp? Ağustos, pardon, 4 Temmuz ilk kampımız. Yakında yani. Bu Temmuz'un ilk 4'ü. İlk kampımız başlıyor. Arkasından 13, 19, 22, 28 Temmuz'da 4, 3 tane kampımız var. Sonra dışarıdan gelen bir grup ayırmış bir kamp. Sonra böyle devam ediyoruz Eylül'e kadar. Değişik haftalarda kamplarımız var. Kaç gün İsteyen bir sürüyor hocam? hafta. Bir hafta sürüyor. Tek Evet. kişilik odalar mı yoksa koğuş gibi mi diyorlar Evet. hocam? İlk kişilik odalarda yaptık. Çünkü neden biliyor musunuz? Şimdi bazen talebe diyor, hocam ben tek kalmak istiyorum. E niye diyorum, sen egona o kadar mı bağlısın? Biz mahsus 2 kişi koyuyoruz. Neden biliyor musunuz? Bu eğitimin bir parçası. Başka birisiyle uyumlanmak. Egonu törpülemek için koyuyoruz. Hedef o. Ay 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 ay. Ben yok artık. Sen ailenin bir parçasısın. Uyumlanacaksınız. Sen onun için fedakarlık yapacaksın. O da senin için. Yoksa bir eğitim yok ki. Eğlendim geldim. Onun için aşramdır burası, kamp değil. İsmi kamp ama aşram. Neticede tabii ki kalamayan, rahatsız olanlar olabiliyor. Onlara çare arıyoruz. Yani çok katı değiliz duruma göre. Çare arıyoruz tabii ki. Her zaman çare ararız. Temizlik yapacaklar, yemek yapacaklar, değil mi hocam? Her şeye dahil olacaklar. Vazife var. Hizmet saati var. O saatte herkese bir iş veriliyor. Yani Evet. eğitimin parçası. Çünkü şimdi tabii her türlü insan geliyor ve bilmeden gelenler oluyor. Benim çok gençliğimden kalma manken arkadaşlarımdan, meşhur Nilgün ve arkadaşları gelmişti, böyle sosyetik geldiler. Ve Madame Lourdes onlara vazife verdi. Herkese 1 saat. Sen bunu yapacaksın, sen bunu yapacaksın. Herkese veriyoruz, herkese veriyoruz. Onlara şey çektiriyor, tombalayla. Ne çıkarsa. Şimdi hatun dedi ki, baktı. Ya dedi, ben bunu mu yapacağım? Evet dedi Lourdes Hoca. Ya dedi, söyleseydiniz ben evdeki hizmetçimi getirirdim burada benimle ya. Vay. Hiçbir şey O evde, öğrenmeden. o tatile gelmiş. Dedim ki, burası tatil yeri değil, burası aşram. Burası kampı.
Hocam bir de biyografi kitabını bulamamışlar. Nerede bulabiliriz diye soruyorlar. Benim Diyanar veyahut da bazı kitap evleri bir sürü kitap evi satıyor. Araştırsınlar isminden dolayı. Sessizliği bozmadan kitabın ismi ve Mezopotamyalı Yogi'nin Yaşam Serüveni Yogi Adnan diye geçiyor. Muhakkak bulurlar. Çünkü yeni basıldı ikinci baskı olarak. Var yani ama uğraşmaları lazım. Ben de bilmiyorum nasıl bulacaklar yani. Emek versinler. Hocam bir soru daha var. Hinduizm'de öğretiler olduğu gibi bizde de çilekeşhaneler olduğunu duymuştum. Bu konuyla ilgili bilgiler verebilir misiniz demişler. Benzer şeyler mi acaba? Farkları var mı demişler hocam. Fikir olarak evet aynı. Çünkü hedef kişinin izole olması sadece tanrısal bilince tefekkür etmeye vakti olması içindir. Ve üstad zaten bildiğim kadarıyla tasavvufta sufi üstad talebe isteyebilir ama talebe hoca görürse ki bu hazır ve layık evet diyor. Herkesi alıp çilehaneye koymuyorlar. Çünkü üşütebilir. Kolay bir şey değil. 40 gün orada çok az yemek. Hoca sonra sen yemek istiyorsun diye gelmiyor ki yemek sana. Hoca ne zaman sana ne getireceğini biliyor bir çorba. 2 günde bir belki bilemiyorum az. Sen sadece orada tefekkür edip dua edeceksin. Ayet okuyacaksın hoca sana ne vermişse. Onun için öyle keyif yeri değil. Orası tam bir çiledir. Hinduların da buna benzer çilehaneleri var. O da işte hocanın yanında kalırken sana acayip çile çektiriyor. Bana böyle bir çile çektirmişlerdi bir ay. Benzer. Askeze yaşam denilen bu çile odaları ve çilesel yaşam Mevlana'da, Mesnevilik'te her zaman vardı. Hatta Lhasa'da, Lamaizmin merkezi olan Lhasa'da da hocam Lama rahibi olmadan önce 3 gün sadece lotus oturuşunda ağaç susuz hiç hareket etmeden, başını sağa sola çevirmeden 3 gün beklettikten sonra daha kapının içine alıyorlar hocam. 3 günde alıyorlar. Ve orada da Budistler çok uzun Lamaizm hocam, Lhasa'daki. işte Yine Budizm. bizim Budizm'de öyle, yine Mevlevilik'te de öyle hocam. Bazı şeyler var, askeze odalar falan var. Doğru. Tabii bir takım bunlar ruhun terbiyesi, zihnin terbiyesi, bedenin terbiyesi, aklın terbiyesi değil mi? Bunların hepsinin bir arada gelişmesi lazım. Ruh, beden, zihin. Evet. Birliği açısından. Yani bu imtihandır aslında. Hani imtihandır bu aslında. Hani üniversiteye gireceksin ya imtihana, bu da bir imtihan. Çünkü imtihanı geçemezsen beceremezsin. Zor bir yol bu. Bu herkesin becereceği bir şey değil ki. Kendi nefsini terbiye etmek dünyada en zor iştir. Nefsini terbiye etmek. Egonu, hırsını, kızgınlık, nefse, kıskançlık, korku. Bunların terbiye etmek dünyada en zor iştir. Onun için de seni orada deniyor. Eğer bunu geçersen bunu yapma şansın belki gücün olacak. Bunu beceremiyorsan zaten hiç katlanamıyorsun. Öyle oturup saatlerce. Ben de üstadım bana ilk başta imtihanlarından bir tanesi bana mantra vermişti. Kaç bin tane adet çekecektim. 2,5 saat hiç kıpırdamadan böyle o mantrayı söyleyip çok rahatsız olan bir yerde 41 kaç gün yaptım ben onu unuttum. Yani bayağı ciddi. Her gün yapmam gerekiyordu. Terliyordum, yanıyordum, ateş basıyordu. Yani çok zahmetliydi ama hediye büyük. Yani değil mi? Onun için de bedele göre netice alıyorsun. Şeylerde de var ya, değil mi hocam? Bazı tarikatlarda falan da oturup işte o şeyleri, esmaları falan çekiyorlar günlerce, saatlerce hiç kıpırdamadan. Yani bunların hepsi aslında ruhun terbiyesi için, evet. Aynen. Şimdi ben tarih Demin en başında söylemiştiniz ya, yollar farklı ama gidilmek istenen yer, varılacak yer aynı yer. Değişik aynı. yöntemlerle aynı yer. Bilinç aynı. Aynı bilince ulaşılmak isteniyor. Şimdi ben bir tarikata gidiyordum. Çünkü meraklıydım. Sufizmi keşfetmek istedim. Sufizm nedir diye. Birkaç sene burada tarikatta denedim. Bir tanesiyle hoşuma gitti. Üstad böyle arada bir ilişki oldu. Orada da devam ettim. Şimdi zikirler yapılıyor. Ve o üstadı da ben Hindistan'a davet ettim. Hindistan'a gittik beraber falan. Böyle bayağı ilişki oldu. Ve orada Hindistan'daki tarikatta şişlemeler falan vardı. Böyle acayip Oy oy vücuda. oy. Onları seyrettik. Dönüşte bana dedi ki
Ben bunu Büyükşehirlerden ısmarlıyorum Adnan, haberin olsun. Bugüne kadar yoktu burada. Peki dedim, ısmarlamış getirmiş. Sonra biz bir gün zikirdeyiz. Baktım hocam bu şey orada havluyu üstünde şişler böyle duruyor. Tamam dedik. Bugün tamam. Oy Şişler. oy oy oy. Canım hocam. Ama Vay. içimden de diyorum ki ya hoca beni bir şişlese diyorum. Şimdi ben teslim olmuşum ya. Ah beni bir şişlese. Ah beni bir şişlese. Şişlemiyor. O görüyor. Şeytani bir düşüncem var. Ben orada egom konuşuyor. Teslimiyetten değil, egomdan. Onu Ve gözümle hoca yapmıyor. bunu görüyor, değil mi? Ve hoca bunu görüyor. Demedi. Başkalarını şişledi. Sonra başka bir gün bırak kendimi dedim. İsterse şişle, isterse şişlemesin. Ne yapayım? Demek ki nasip değilmiş. O gün geldi. Şişledi beni. Vay canına. Vay canına, canım hocam. Şimdi o zaman hocam, şöyle bir soru geliyor aklıma. Şimdi ilk defa başlayacak olan canlar böyle yogaya. Şimdi nasıl bulacaklar doğru yoga? Şimdi burada öğrendiler de her yerde de. Değil mi? Güzel bir soru. Bunu cevaplandırayım. Şimdi ben dedim ya ille de yamani yama ahlaki falan böyle gitsin. Ama şimdi bazen bu realist olmuyor. Birinci asırda fazla realist değil. Çünkü insanlar artık böyle oturup ahlaken düzeltmeye çalışmıyor hareket yapmadan. Zaman çok hızlı. Dolayısıyla hatha yogayı öne alıyorlar. Yani egzersizi ki onu da makbul görüyorum ben. Neden? Çünkü kişiyi cezbetmek lazım. Bağlamak lazım. Onunla bağlayıp hareketlere aşık edip çünkü o hareketleri de yapınca zaten biyokemikal olarak içeride vücut bir sistem yemeye başlıyor. Harmoniye. O biyokemikal dediğimiz sistem fiziksel boyutta da netice aldığı için kişi yavaş yavaş ufak bir uyanış oluyor hafifte olsa. Onun için ille de benim dediğim gibi baştan başa bitmiş şart değil. O klasik yok. Hatha yoga'dan başlayıp yavaş yavaş devam ederse biraz da ahlaki değere önem verirse yine oraya dönüş yapabiliyor. Yani yine faydası olabiliyor. Ve olmazsa da en azından spor yapmış oluyor. Ben çünkü herkese diyorum ne zaman başlarsan başla yogaya. Çünkü yine de fayda göreceksin. Şimdi hoca Hiç nasıl peki? olmazsa spor yapmış oluyorlar, değil mi? Evet. Onun için Ama şimdi herkes yapsın. şeyi de var, tersi de var hocam. Ben çok insanla karşılaştım mesela. Diyor ki yoga için gittim ama işte kolumu incittim, belim incindi. Benim belim, yani şimdi yogayı şey olarak görüyor, spor olarak gördüğü için, Evet. hocası da spor olarak yaptırdığı için. Ben de diyorum ki hayır, öyle değil. Yani o zor hareketlerin yapılması gerekmiyor. Sana uygun olan hareketlerin verilmesi gerekiyor. Kaldı ki yoga bir felsefedir. Yoga jimnastik değildir, spor değildir. Hani bunu, yani bunun iyi Yarış yok. bilinmesi, bunun iyi Yoga'da bilinmesi. Buradaki canlar çok şanslılar. Bunun bilinmesi açısından çok önemli. Yoga'nın spor olmadığını birinci ağızdan, üstattan dinlemiş oldular. Yarış yoktur. Bunu tekrar tekrar söylemem lazım. Ne demek yarış yoktur? Şimdi sen bir sınıftasın. Öbürleri senden önce başlamış ya daha esnek. Bakıyorsun senden iyi yapıyor. Onunla yarışa girme. Vücudunla bile yarışa girme. Vücudundan izin al. Hoca ne kadar yapabiliyorsa yapsın. Sana hareketin karakterini gösteriyor. Açılarını. Sen ona benzer bir formata gir. Senin vücudun ne kadar izin veriyorsa o kadar yapman gerekiyor. Ne hocayla yarışacaksın, ne kendi vücudunla ne de komşuyla. O zaman yoga olmuş olur. Yoksa orada egonu harekete getiriyorsun. Egon çıkıyor. Biz egoyu törpülemeye çalışıyoruz. Bırak herkesi. Sen vücudun ne kadar müsaade ediyorsa vücudunla uyumlan gerçek yoga odur. Bu Vay şekilde canına. yap. Evet o kadar Hocam, yapacak. kampa çocuklar gelebiliyor mu? Bir de çocuk yogası hakkında ne düşünüyorsunuz demişler. Kampa çocuk almıyor çünkü biz orada felsefe öğretiyoruz. Çocuklar sıkılır. Yani orası dağ başı riske girmiyoruz açıkçası. Çünkü orası bir aşramdır. Aşramda çocuklara yer yok. Almıyoruz. Belli bir tefekkür yaşına gelmesi lazım ki o da biz hadi 18 bazen 17 olabilir ama çocuk almıyoruz öyle söyleyeyim. Çok kişi istedi ama çocuk almıyoruz. Öyle de olması gerektiğini Ancak düşünüyorum ben de hocam. kapatırlar. Bakın ancak 5-6 aile bir araya gelir.
Hepsinin çoluk çocuğu vardır. Derler ki bize bu haftayı ayırın kardeşim. Biz ailece geleceğiz. Onlara özel program yaparız, kapatırız. Ama normal vatandaş gelmiş, tefekküre gelmiş, meditasyona gelmiş, arınmaya bir aile alamayız, çocuk çocuk alamayız. Doğru değil. Çocuk yogası hakkında ne düşünüyorsunuz demişler hocam? Çocuk yogası çok önemli. Bakın Hindistan'da normalde çocuklar 5 yaşlarında lamalar meditasyona başlatılır. Yani sükunete girsinler diye. Ve çocuk yogası eğer bütün dünyada okullara çocuk yogası öğretilse ve oradan yoga devam etse dünyada savaş kalmaz. O kadar. Zaten hocam 3 yaşında dualite ile birlikte çocuklar ikircil yaşamı, dualitik yaşamı öğrenmeye başladıklarında, diyalektiği öğrenmeye başladıklarında 3 yaşında karın kaslarıyla aldıkları diyafram nefeslerini terk edip göğüs nefeslerine geçiyorlar. O süreçte çocuğun yoga ile tanışıyor olması hem yani yaşam gücünü hala koruyor olması açısından ve prana ya nefes açısından, prayamana açısından falan çok değerli değil mi? 3 yaşında, 4 yaşında başlamak lazım, 5 yaşında en geç. Neden çocuk yaşta başlaması lazım biliyor musunuz? İnançlar o yaşta başlıyor. Bakın, şimdi bizim duygularımız ve tefekkür, düşünce dünyamız var, zihin dünyamız var. Bizim herhangi bir konuda başarıya ulaşabilmemiz için zihinsel planda bir plan yaptık değil mi? Bir plan yaptık. O zihinsel bize duygular getiriyor. Duygular da zihni aktive ediyor ve bir yola çıktık. Eğer arkada o gönül gücü yoksa inanç, başaramazsın. Gidersin, yorulduğun anda durursun. Ama o inanç varsa, o en büyük güç odur. Zihinden daha güçlüdür. O inanç varsa o gönül bağdır vücudun ve bütün zihnin duyguların. Yapamayacağın hiçbir şey yok. Onun için çocuklar 9 yaşına kadar hatta 7 yaşına kadar en güçlü, en iyi öğrenme yaşıdır. O yaşa kadar çocuğun öğrendikleri hayatı boyunca öğreneceğinin %90'ını öğreniyor o yaşta. Ondan sonra %10'unu öğrenebiliyor. Çünkü inancı teşkil etmiş. Ondan sonra vay canına. Evet. O teşekkür etmiş, artık inancı değiştiremiyor. Onun için de o yaşta çocuk başlarsa çok daha başarılı. İnanarak gidiyor. Teslim olmuş gidiyor orada. Şüphesiz. Sizi önceden tanısaydım ben tıklım tıklım sınıfta, ayaklar kollar üst üste yapamadım ve bıraktım demiş bir can, bir dost burada. Bunları çok duydum. Ve biliyor musunuz ben ne yaptım? Ben reform yaptım yogada. Yogada reform yaptım. Ne yaptım? En havalı yogalar, hareketler var ya, sirasana, baş üstü, sarvangasana, omuz üstü, harasana, arkaya. Üçü en tehlikeli, devamlı sakatlayan hareketler. Hepsi çıkarttım, bizim ekolde yok. Ben yapamıyorum onları diyecektim. Tam da ben yapamıyorum. Hayır, çıkarttım zaten. Çıkarttım. Evet. Yok, yasak. Bizde yasak. Neden? Evet. Çünkü kolay sakatlıyor. Bakın neden çıkarttım, hemen 2 dakikada anlatayım. Şimdi herkes zannediyor ki bütün o kitaptaki yogalar herkesin yapması gereken hareketlerdir. Öyle değil. Onlar Hindistan'da çocuklar zaten 5-6 yaşında ve fiziksel boyutta da 12-15 yaşında başlıyordu. Zaten hiç çocukları gariban fakirdi. Hepsi ip ince. Tamam mı? Ve o yaşta esnek. Hoca alıyor, her tarafa büküyor. O yaşta başlamış. 12-15 yaşında. O 60 yaşına geldiği zaman da lastik gibi. Bütün vücudu ona göre gelişmiş. Başlığında da durur. Ama biz tabii onları düşünmeden, hocalarımız da bilmediği için biz gelmişiz 40 yaşına, 50 yaşına burada İstanbul'da, Amerika'da derse giriyoruz. İlk derste bizi başlığında durduruyorlar. Bu cinayet demeyeceğim ama sakatlama %90. %90 evet. Sakatlama. Yani evet, günah. Evet. Hocanın işlediği çok büyük bir günahtır. Bilinçsiz yapıyor. Bilinçsiz. O yaştaki adama anatomik yapısını bilmiyorsun. Belki beli kaymak üzeredir. Bilmiyorsun. Ve sen ona bu hareketleri yaptırıyorsun ve çok sakatlanan var. Duyuyorum hastanelerde. Bana soruyorlar, doktor arkadaşlarım var. Adnan, neden bu kadar adam sakatlıyorsunuz? Ben diyorum, hiç kimseyi sakatlamadım. 20 senedir ders veriyorum. 20 senedir ben ders veriyorum. Daha bir tane sakatlanmadı benden. Vallahi diyorlar, çok sakat gene. Maalesef. Çok şükür, evet. Evet hocam. Evet. Yoga blokajları yani, ve
Özür dilerim Tamam. hocam. Dinliyorum, dinliyorum. Yoga blokajları ve travmaları çözer mi demişler hocam? Yoganın yapmayacağı hiçbir şey yok. Bakın, yoganın bilinci bir defa zihnimizi temizliyor aydınlığa doğru. Sonra hareketleri bizim içsel organlarımıza masaj yapmak içindir. O fiziksel hareketleri var ya, esnemek için, güzel görünmek için değil. Onları yapıyor ama onlar yan etkisi. Asıl fayda o hareketlerin iç organlarımıza ve bezelerimize masaj yaparak biyokimyasal fonksiyonumuzu temin etmek içindir. Bakar mısınız canlar? Bakar mısınız nasıl güzel hedef odur anlatmış. hareketlerde. Hedef hareketlerde çok esnemek meselesi değil. O içerideki masajdır. Ve o zaman organlar canlı kalıyor ve kimyasal yapımız, enerji bedenimiz de kimyasal hareketlerle, elektrikle bütün vücudumuza eşit yayılıyor ve biz canlı ve genç kalıyoruz. Eskimiyoruz. Bütün mesele burada zaten. Yani bilimsel bir sistem bu. Bilimseldir. Araştırıldığı zaman anlaşılıyor. Sonra da içimize dönüyoruz. Hani soruyor, travmalara sordular ya, ona cevap veriyorum. Sonra dinlenme tekniği var, meditasyon var. Dinlenme tekniği, biz buna yoga nidra diyoruz, sabah sana diyoruz. Bu sistem tek başına, ben Amerika'da ve Hindistan'da kanserli hastalara sadece bunu yaptırıyorum. O kadar etkili. Onu Çok etkili. sormuşlar hocam. Günlük meditasyon süresi en az kaç dakika olmalı demiş ama siz şimdi söylediniz. Efendim otursun, rahat otursun, derin üç nefes alsın, versin, gözünü kapatsın ve kendisine şunu söylesin. Ben şu anda hiçbir şey istemiyorum. Bunu iki defa veya üç defa içinden, zihninden söylesin. Ben şu anda hiçbir şey istemiyorum. Kalabildiği kadar kalsın, huzurlu. Huzuru bozulunca kalksın. Ama bunu her gün yapsın ve günün birinde derin meditasyona girecek. Bu kadar basit. Para vermesin meditasyon kurslarına. Hocam, kadar... evet. Kahkaha yogasını sormuşlar. Kahkaha yogası hakkında ne düşünüyorsunuz diye. Kahkaha yogası benim eşim yaptırıyor. Çok keyifli. Şimdi kahkaha atmak çok güzel bir şey zaten. İnsanın hormonlarını, direncini yükseltiyor vücudun. Mutluluk hormonunu aktive ediyor. Tabii ki de çok güzel. Yani yaptırabilen herkes yapsın. Ben zaten hastalara, ciddi hastalar diyorum ki lütfen ailelerine söylüyorum bu ciddi hastanıza her gün komedi filmi gösterin 2-3 tane. Her gün. Kahkaha atsın, gülsün. Terapidir. Çok yararlı. İstanbul'da bir program olacak mı demişler hocam? Zaten şu anda açık havada yapamıyoruz ya. Biliyorsunuz açık havada toplantı yapamadığımız için. Yoga günümüzü geçen seneler yaptığımız gibi yapamadık. Online yapıyoruz. Online girerlerse bütün gün yoga ederiz var. Müzik var. Sevgili kardeşlerimiz. Konuşma var, sohbet var. Bu şekilde online olarak girebilirler. Ama inşallah bu korona dediğimiz kardeşimizi gönderdiğimiz zaman... Sevgiyle gönderdikten sonra, evet. Sevgiyle onu kendi yuvasına gönderdikten sonra dışarıda da çalışmalar yapacağız. Ama bizim kampa gelirlerse zaten biz orada açık havada yapıyoruz bunları. Eğer biraz mangır varsa gelsinler tabii yani. Evet. İdare ederiz bir şekilde. Sultan Hanımcığım, kampın kaç günlük olduğu ve programla ilgili detaylar Yoga Vakfı sayfasında, Instagram sayfasında var. Oradan girip tüm detayları alabilirsiniz. Yoga hocalığı ve eğitmeni kolay olunmamalı demiş Sevinç Hanım. Bence de yoga hocalığı ve eğitmeni olmak için çok uzun, ne kadar bir süreç gerekiyor hocam bilmiyorum ama. Şimdi biz hocam bu biraz önce söylemiştiniz. Bu korona olmadan her sene İstanbul'da hafta sonları günde 2 gün cumartesi, pazar 10 hafta kadar, 9-10 hafta sonu kadar yapıyorduk. Her taraftan geliyorlardı Türkiye'nin, hatta dışarıdan gelenler de var Avrupa'dan bu kursa. Ve sonra da Alanya'da bir hafta inziva yapıyorduk. Orada son çalışmalar ve imtihan. Şimdi bu tabii korona olunca Mayıs-Haziran'da olacaktı. Olamadı çünkü Lourdes Hoca da Amerika'da takılı kaldı. Gelemiyor. Dolayısıyla biz bunu aşama taşıdık bu sene. Bu sene aşama taşıdık. 3 hafta. 1 Ekim 23 Ekim arası 3 hafta Alanya'daki güzel aşramda kalacaklar bizimle. Onlara her şeyi orada öğretmeye, paylaşmaya çalışacağız. Sonra onları göndereceğiz ödevlerle, araştırmalarla ve gidip araştırma
çalışma yapıp, ödev yapıp hazırlanacaklar. Sonra Ocak ayında İstanbul'a gelip imtihana girecekler. İmtihana girip geçtikleri takdirde bizim siz akşam yoga ekonomiden bir sertifika alacaklar ve onun yanında ayrıca uluslararası yoga alyanstan tasdikli imzalı ikinci sertifikayı da almış olacaklar. Vay canına. Hocam, evet. Burada teşekkür ediyorlar size çünkü sizin sürekli takipte olanlar var hakikaten. Ankara'da da faaliyet var mı diye sormuşlar en son. Yoksa Merkez İstanbul'da mı demişler? Merkez İstanbul. Merkez İstanbul tabii ama biz Ankara'da yok. Mesela bazen şimdi Madame Lourdes'in güzellik yogası oluyor. Onu çok hatunlar istiyorlar. Böyle hafta sonları 2 gün, 3 gün böyle bir workshop yapıyor. Gidiyor Ankara'ya ya. Ama bizim temel yerimiz İstanbul ve yazında 4 ay Toroslar'dayız. Şimdi biz gideceğiz ve, inşallah. Ve bütün canlara Yoga Vakfı sayfasını takip etmelerini, Instagram sayfasını takip etmelerini söyleyelim. Bütün bu detayları orada veriyorsunuz hocam zaten. Ben bugün de şöyle sayfayı detaylı inceledim. Bütün bunlarla evet. ilgili bütün detaylar var orada. Hocam, benim de karşılaştığım yani birçok yoga ekolü var sanki Türkiye'de. Var. Bunların hepsi ne kadar yani onaylı, ne kadar doğru merkezler, ne kadar hani doğru öğretmen yetiştiriyorlar bilmiyorum ama yani. Şöyle söyleyeyim. Sormayayım başka bir şey. Ben sözünü tamamlayabilir miyim Kadir Hocam? Evet hocam, ben bir anda kırıcı olmak, hani egosal bir şey olsun istemedim. O yüzden böyle kaldım. Anladım. Evet. Ben sana bunu tamamlayayım. Herkese şunu tavsiye ediyorum. Çünkü burada değilsin, Kayseri'desin, Ankara'dasın. Ya İstanbul'da ama beni görmüyorsun, bulamazsın. Neyse önemli değil. Ben şimdi bir yoga hocası ara. Onun dersine gir. Eğer çok hoşuna giderse, hocayla aranda bir insani ilişki, duygu oluşursa, güven olursa, o hoca senin hocandır. Devam et. Olmadı, öbür hocayı dene. Ta ki seninle gül bağı olan hocayı buluncaya kadar ders dene, hoca dene, bir gün nasip olur, geç hocanı bulursun. Bu kadar basit. Çünkü ego olmamalı, çünkü egolardan arınmış olmalı yoga antrenörünün. Evet. Yoga antrenörünün, yoga üstadının huzur vermesi lazım. Şifa vermesi lazım. Ne olursa olsun dengede olması lazım. O yüzden ne güzel bir ipucu verdiniz. Kendini iyi hissediyorsan, enerji olarak sana uyumluysa, seninle rezone olabiliyorsa eğer üstad, evet. o zaman onunla devam edin. Güzel oldu bu hocam. Yeni başlayanlar için. Çünkü WhatsApp'tan da burada yazmışlar bana bir iki soru. Onları ben toparladım. Onu söyleyeyim. Tam bir hafta sürüyor, bilginiz olsun diye. Bir de şöyle söyleyeyim. Mesela ben, bana iyi hoca diyorlar mesela diyelim. Ben herkesin hoca değilim. Gelip talebe benim ders yapar, beni sevmeyebilir. Saygı duyuyorum. Frekans tutmuyor. Çünkü bu öğreti fiziksel boyutta bir öğreti değil. İçsel bir öğretidir. Onun için hoca içsel ilişkiyi bulduğu hocayla çalışsın. Ben herkesin hocası değilim. Her talebe de her hocayla uyum göstermez. Onun için arasın. O ilişkiyi bulduğu hocayla kalsın. O doğru hocadır. Hiç yoga yapmayan birisi de kampa katılabilir mi demişler hocam? Evet. Herkes katılabilir. Hiç. Biz bir temelden hiç bir tek şey soruyoruz. Bana soruyorlar bunları. Tek şey söylüyorum. İyi niyetliysen gel. Süper. Beni eklemek isteyen canlar sormuşlar. Mukaddes Pekin Bastil Instagram adresi. Mukaddes Pekin Bastil Instagram adresi. Daha sonra oradan YouTube kanalı da var zaten. Aşram kampı 4 ay mı sürüyor demişler hocam. Biraz her hafta, birer hafta. Bir hafta geliyor. İsterse bir hafta daha gelebiliyor. Bazen geliyorlar, çok mutlu oluyor. Daha sonra bir hafta daha geliyor. Daha sonra bir hafta geliyor. Ama devamlı 4 ay değil. Değişik gruplar oluyor tabii ki. Ama eğitmenlik kursumuz 3 haftadır orada. Devamlı. Bunu söyleyelim. Evet. Evet hocam. Eğitim mesela
arasınlar. Bakın şimdi bazen çekiniyorlar hocayı aramaktan. Lütfen ben bir vatandaşım sizin gibi. Sadece işte hizmetkarım. Herkes beni arayabilir. Telefonumu bulun, beni direkt arayın. Bütün bilgileri benden direkt alabilirsiniz. Ben hiç çekinmem. Benim vaktim her zaman herkese var. Ah, nasıl cansınız hocam, cansınız. Yani doğrusu bu. Şükürler olsun sizinle burada buluştuğumuz, burada buluşmaya karar verdiğimiz, hayatımıza dokunduğunuz, geldiğiniz için, hoş geldiğiniz için. Canım hocam, detayların hepsi canlar, sevgili canlar. Şeyde var, sayfada var, hocamın sayfasında var. Yoga Vakfı sayfasını, Instagram sayfasını eklerseniz güzellikler. Orada her şey var. Bütün detaylar. Hocam 10 dakika var. O 10 dakikayı da değerlendirelim. Fakat o 10 dakikayı değerlendirmeden önce yine birlikte olur muyuz önümüzdeki hafta bugün hocam? Vallahi sizin ruhunuz o kadar refined olmuş ki, yani o tebessümünüz ve şifalı bir enerjiniz var. Ben mutlulukla sizinle paylaşırım her zaman. Biz ağlayıveririm kardeş, şimdi ben. Kardeşiz zaten tabii ki. Neden olmaz? Yani kalbinizden öpüyorum hocam. Şükürler olsun. Çünkü bana bunu soracaklar kapattıktan sonra, ki şu anda yoğun izliyorlar, birlikteyiz. Fakat kapattıktan sonra da ertesi gün akşama kadar, ertesi gün akşama kadar yazıyorlar bana. Defalarca ve defalarca izliyorlar. Onlar da aynı soruyu soracaklar. Önümüzdeki hafta, o zaman bugün yine aynı gün, çarşamba günü yine 22'de yine buluşabiliriz siz müsaitseniz. Şimdi onlara şimdiden randevu vermiş oluruz. Hangi tarihe geliyor? Celil Bey, hangi tarih? Ayın 22'si canlarım. Ayın 22'sini hiç bilmiyorum. Tarih şey 4 gün festival yapıyoruz ya, 20 bitmiş 20, oluyor. 3 23 4 gün festivalimiz var ya, ona çatışmasın diye söyledim. Cumartesi, pazar, festival bitmiş oluyor hocam. Bitmiş mi oluyor? Canla bitmiş oluyor hocam. Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, salı günü dinlenmiş olursunuz öyle düşünüyorum. Canlar ancak dönecekler şimdi. Yazıları geç geliyor. O zaman 24'üne evet. Geliyor. Evet, olur. Tahmin ediyorum öyle. Evet canlar, ayın çarşamba günün ayın kaçı tam olarak söyleyebilir. Evet, 24'üymüş hocam. Uygundur. Evet. Bitmiş oluyor tamam. Ama en fazla ay, yorgun olursanız 23 Haziran'da yok, festival bitiyor demiş Zuhal. Evet, 24'üne geliyor hocam. Olur olur, seve seve, ne güzel. Biraz daha keyif alalım arkadaşlar, dostlar, kim geri katılıyorsa onlara aşkla, sevgiyle yansıtalım hepsi, ne varsa. Hepsi. Enerjinize öyle çok ihtiyacımız var ki. Herkesin o kadar çok sizin enerjinize dokunmaya ihtiyacı var ki. Bir kere benim var. Çok teşekkür ederiz. O yüzden çok güzel olacak. Son 7 dakika kaldı demişler. Buradaki canlar takip ediyorlar. Görüyor musunuz hocam? Öyle güzeller evet, ki. Ruh parçaları evet, öyle güzeller, öyle aşklar ki takip ediyorlar hocam. Bana yardım ediyorlar. Bana kolaylık olsun diye buradalar. Onların hepsi can. O zaman çarşamba günü saat 22'de tekrar birlikte olacağız. Ama bu arada ben kendi adıma da fırsat buldukça, çünkü hocam da biliyor çok yoğun bir programım var 3 gün boyunca. Misafirlerim de var. O yüzden ben de hep girip çıkacağım ama lütfen takip edin programı. Şu an itibariyle buradaki bütün canların Yoga Vakfı Instagram şeyine kayıt yapmalarını ve eklemelerini rica ediyorum. Oradan takip ediniz lütfen. Olur mu? Bütün çalışmalar ücretsiz, sevgili Zuhal yazdı şu anda. Evet. Bütün yayınlar ücretsiz. Yoga Vakfı'nın da şu anda şeyi var, orada yazdılar. Ücretsiz canlı yayınlar sabah 8'de başlıyor. Bitiyor. O, lütfen Instagram sayfasına giriniz. Bakın. Çünkü burada bir şey başladı, uyanış başladı. Belgeselin adı Anadolu ve Rönesans canlar. Hakan Tüner'in yaptığı, Kültür Bakanlığı için yaptığı bir belgesel bu. Yine Zade Vital sayfasında da festivali takip edebilirsiniz. Zuhal'cığım, benim sayfama da ekleyebilir misiniz? Benim
Mukaddes Pekin Bastil sayfasına da festivalle ilgili tüm detayları ekleyebilir miyiz? Bende de görsünler. Yani o şu anda burada olmayanlar da görsün isterim. Onları ekleyelim benden de. Olur mu? Onun dışında önümüzdeki hafta Çarşamba günü saat 22'de sevgili Adnan hocamızla tekrar birlikte olacağız. İnşallah. Tamamdın Zuhal'cığım, ben şey yapayım. Bu arada da zaten canlı yayınlarda da yine takipte oluruz birbirimizi. Canım hocam, Nasip olsun inşallah. son 5 dakika kapatıp gitmek istemiyorum, ben ayrılmak istemiyorum ama Oturalım böylece. Fark et. siz mesajlarınızla kapatın. Ben şimdiden teşekkür ediyorum. IGTV'ye yükleyeceğim. Birazdan IGTV'de göreceksiniz. Daha sonra yarından itibaren Yoga Vakfı'nda göreceksiniz. YouTube kanalında göreceksiniz Yoga Vakfı'nın ve benim. Hocam siz kapatın bugün, olur mu? Siz kapatabilir misiniz? Yani şimdi hayat çok basit. Çok basit aslında ve de çok zor. Hepsi bize bağlı. Biz istersek basitleştiriyoruz, istersek zorlaştırıyoruz. Nedir o? Herkesin başından bir sürü olay olacaktır. Çünkü biz bu alemde yaşarken komşu, aile, şu bu bir sürü mesele var. İlle de çatışacağız bir yerde. Bazen yumuşak, bazen sert. Bütün mesele, bütün sır bütün başımıza gelen olaylar, ya karşılaştığımız olaylarda iş bizde bitiyor. Nedir o? Olay ne olursa olsun bizim göstereceğimiz reaksiyon işin sırrıdır. Bizim İşte. göstereceğimiz reaksiyon eğer sulhsever uyum getiriyorsa, yapıcılık varsa, sevgi doluysa asla kaybedemeyiz. Hüzün bile duymayız. Ne kadar cefa olursa olsun bile duymayız. Ama biz eğer sert davranırsak, ille ben haklıyım, ben kazanacağım, benim dediğim doğru, böyle şey mi olur? Hayat boyu bununla yaşarsın çünkü hiç o bitmez. Hayat sana göre planlanmamış. Hayatın bir düzeni var. Sen uyumlanacaksın. Egoyu bırak. Mütevazi ol. Herkesin yaşama hakkı var. Herkesin konuşma hakkı var. Ama eğer dinlemek istemiyorsan çok kibarca iptal ettir. Yani kırma. Kalp kırma. Çok önemli. Sevgiyle yap, mümkünse. Tabii zor bir iş ama insanları kırmadan iptal edebilirsin. Katlanmak şart değil çünkü. Onun için sevgi, 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 anlayış, güven, katlan. Ama mecbur değilsin bunları yapmaya. Ben katlanamam kardeşim. Katlanabildiğin kadar katlan ve sevgiyle katlan. Katlanamıyorsun çektir ama kimseyi de rencide etme falan filan yani. Çok basit hayat. Çünkü bunları yaparken onlara bir kıyak yapmıyorsun ha. Sakın yanlış anlama. Ben onları affettim işte ben böyle onlar yaptılar ben idare ettim. Yok. Kendini kandırıyorsun. Sen ne kadar affedici olduğunu düşünüyorsan düşün. Ne kadar kendini idare ettiğini düşünürsen, katlandığını düşünürsen bütün yaptıkların kendin içindir. Kendini koruyorsun. Bunları yaparken kızgınlığını çöpe atıyorsun. Bunları yaparken buradaki birikintileri, fışırtıyı atıyorsun, tertemiz gidiyorsun. Onun için sen kendini bütün kıyaklar sanadır. Hani ben affediyorum diyorsan sen de ne affediyorsun onları değil. Affettiğin zaman günlerce düşünmeyeceksin, kızmayacaksın. Kendini affettin. Onun için hep kendinedir zaten. Kendine kıyak yapıyorsun. Kendine kıyak yapmak ne demek? Herkesi anlayışla, sevgiyle karşıla, sen kurtaracaksın paçayı. affetmek özgürleşmektir, kendini özgürleştirmektir dediniz hocam. Evet. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum canım hocam, üstadım. Son 1 dakika kaçırmak istemiyorum, kaydedelim istiyorum. O yüzden sizi sevgiyle selamlıyorum, kalbinizden öpüyorum, avcunuzun içinden öpüyorum. Sizi çok seviyorum. Hoş geldiniz hocam. Hoş geldiniz hayatıma. Hoş bulduk. Namaste. Sevgili mukaddes hanım. Ne kadar güzel güzel ruhlarla beraber olmak. Ben de şifa aldım sizden.
Canım hocam, sizi çok seviyorum. Hep beraber. Canlar, canlar sizi çok seviyoruz. Hepinize namaste. Yogalı günler diliyorum. Görüşmek Herkes üzere hocam. olsun. Korkmasınlar, sevgiden zarar gelmez. Cesur olalım. Sevgiden zarar gelmez. Cesur olalım. Sevgiyle, aşkla ve yogada kalalım. Yolumuz açık olsun. Yogaya başlayın. Başlayın. Görüşmek üzere dostlar, canlar. Hoşça kalın. Eyvallah.